kitabı az çok tanıyorsunuz. Kitap ikinci baskısını yaptı ve kitap aslında 12 bölümde Osmanlı korsanlarını hemen her açıdan incelemeye çalışıyor. 600 sayfa yakın kitap, 500 sayfa kadar şey. Birçok arşivden kaynak kullandım. Bazen başkalarını kullandım. Bir kısmı basılı olmak üzere, bir kısmı arşiv kaynaklarından. Ama ilk kitaba göre arşiv kadar bizim ikinci basılı birinci kaynaklardan, ya basılı derken 1600'lerde, 1700'lerde basılmış kitaplar falan. Bazen öğrenciler geliyor, buradan da şey yapın. Hocam işte şu konuyu çalışmak istiyorum, şunu yapıyorum falan. En basit şeyleri soruyorsun ya da arşive gideceğim diyor. En basit kaynakları bile den bile habersiz. Artık Bibliothèque Nationale'in ya da işte archive.org'daki birçok yabancı dil bilenler için özellikle kaynağın internette olduğunu bilmemiz lazım. Fransa arşivlerinin kendisi mesela bir yere kadar. İşte gene Fransa arşivleri, Venedik arşivlerinin bir kısmı falan internette. Dolayısıyla internette, yani siz de böyle bir çalışmalar yapacaksınız. Önce arşive gitmeden önce bu internet işini halletmeniz lazım. Belli şeyler bana arkadaşlarım tarafından. Ha, tabii her tarihçi çok aynı zamanda bir network insanı olması lazım, ama bu network daha çok arşivlere giden, arşivlerden sizin için belge çıkarabilecek insanlar anlamına geliyor. Bu şekilde de bana çok yardım eden insanlar da oldu. Bir kısmı görsel olmak üzere, bir kısmı gene arşiv belgesi olmak üzere birçok belge çektiler benim için, ama onun dışında aslında bu kitap ilkine nazaran daha az arşiv belgesine, fakat daha çok yazma da demeyeyim de 1600'lerde, 1700'lerde basılmış kitaplara. Bunların büyük çoğunluğu Google Books'ta vardır. Yani nece olduğundan bağımsız, İsveççe de olabilir bu. Hani 18. yüzyıl çalışanlar için işe yarayabilecek bir şey. Bunları yani bir kısmını oradan, bir kısmını buradan çekerek ortaya koymaya çalıştım. Kitabın amacı ne? Türkiye'de genelde kitap tabi idari amaçlarla yazılıyor. Doçent olayım, profesör olayım diye, ama benim bu kitabı yazmakta bir amacım vardı. Birincisi kaynak havuzunu genişletmekti. O anlamda yani 8-9 ayrı dilde kaynak kullandım. Kitapta da gene kullanmıştım. Tabii onun için bu genelde de öğrenciler geliyor bu konularda, işte hocam şu dilleri öğrenmek istiyorum, bunu öğrenmek istiyorum. Yani bu kaynak olduğunu çeşitlendirmekte bir metot yani metodolojik bir açılımda sadece bir tane şeydir. Her şey dille de olmaz. Ama bu yeni bir alan olduğu için Akdeniz tarihi, Türkiye'de sadece Osmanlı tarihiyle Osmanlı belgelerinden yapılamadığı için böyle bir kaynak oldu. Yani Avrupa'daki kaynakları Osmanlı arşivleriyle bir araya getirmek istedim. Ve burada tabii bu döneme kadar çok başarılı çalışmalar da yapılmıştı, ama bunlar daha çok müessese tarihi gibiydi. Yani tersanenin tarihi olabilir ya da donanmanın tarihi olabilir. Yani oradaki lojistiği, oradaki idari yapıyı. Burada da mesela birkaç hafta önce İz Hoca da bir sunum yaptı. Sonuçta bu işin şeyi o. Yani ilk başlatanlardan biri, ama o hani ona yeni bir açılım getirmek. O daha çok böyle bir teşkilat tarihi. Çünkü Osmanlı, bizim elimizdeki belgeler genel teşkilatı ortaya koyan belgelerdir. Niye böyledir? Belgenin natürü gereği, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri maliye üzerine ya da teşkilat üzerine belgeler verir. Bunun dışında benim bu eseri yazarken kullandığım tarzda elçi raporu, casus raporu ya da bir esaretname, işte kürek çeken birinin şeyi, günlükler, anılar ve görsel malzemeler Osmanlı arşivlerinde 1500 ve 1700 bu kitabın konularını içeren dönem için yoktur. 19 için olabilir ama benim dönem için yoktu ve dolayısıyla ben zaten bu işe yola çıkarken de bildiğim dillerin nerede fark yaratabileceğini bulmaya çalıştım. Yani bu konuyu çalışıp öğrenmiş değilim ya da bu paleografik maceraya atılmış değilim. Zaten bunları biliyordum ve dolayısıyla bunun fark yaratabileceği bir yer beni buraya getirdi. Hani nereye, yani bu özellikler nereye gidersen başkasının yapamadığı bir şeyi yapabilirim sorusunu sordum. Birinci şeyimiz bu bahriye tarihi. Yani savaşı, adetleri, gemide nasıl yaşıyorlar bunlar. İkinci gerçekleştirmeye çalıştığım şey artık fokusu başkentten serhadde alalım. Bizde belgelerin büyük bir çoğunluğu Osmanlı Devleti tarafından üretilmesi. Kısacası bir nevi yandaş bir şey arşiv. Yani Osmanlı şeyini. Biz de şimdi tarihte hafif sağ tandanslı olduğu için bu onu tekrardan üretme sonucunu getiriyor. Bu da bazı fenomenleri anlayamıyorsunuz. Mesela bir isyanı anlamak çok zor olabiliyor. Niye çok zor olabiliyor? Çünkü şimdi isyan edenin kendine göre bir takım sıkıntıları olabilir. Aç olabilir, kötü muameleye uğramış olabilir. Siz bunu başkentteki bir katibin gözünden okuduğunuz her seferinde onu şaki olarak, devlete silah çekmiş bir şaki olarak, bir eşkıya olarak görürsünüz. Ya da dini bir şeyde heterodoks bir akımı, değil mi? Batı'da çok var, anlayacaksınız. Siz onu sadece ulemanın ürettiği belgeden anlarsanız tam olarak anlayamazsınız. Aynı şekilde serhadde, yani İstanbul'un kendi kültürünün hakim olmadığı yerlerde, ki bizim bütün tarihçiliğimiz bunu yeniden üretmek üzerine kurulu, Cezayir'de, Macaristan'da, Yemen'de olan şey İstanbul'dakine uymayacak. Yani natürü gereği bu budur. Çünkü Viyana'dakine de uymuyor.
Bunu Osmanlı belgelerinden anlayamazsınız. Avrupa arşivlerinde şöyle var. Mesela Napoli'de üretilen bütün defterler falan durur. Napoli'nin her senesi için İspanya arşivinde şöyle belgeler bulunur. Ya da Venedik'in korpusunda ne olduğunu, en uç vilayetinde ne olduğunu bilmek istediğiniz zaman onun ayrı klasörleri vardır. Osmanlı arşivlerinde ise bunlar ancak özet halinde şeriye sicili gibi olur. Bizi ilgilendiren konuda da Avlonya gibi yerlerdeki şeriye sicillerinde de çok azdır bu. Dolayısıyla biz hep başkentin, hep Ankara'yı bugün şeyle, hep İstanbul'u görüyoruz. Bunun karşısında ne olduğunu ya da ne bileyim işte sınır ötesinde ne olduğunu, Cezayir'de ne olduğunu bilebilecek kaynaklar bize kalmamış. O zaman ne yapacağız? Öteki şeylere bakacağız. Biraz da bu. Burada açıkça söyleyeyim bir dini eklektizmi göreceğiz. İstanbul'un güçsüz düştüğü yerleri göreceğiz. Ve kültürel bir geçişlik ve kozmopolitlik. Yani confessionalization dediğimiz 16. yüzyıldan sonra Sünnilik bir tarafta, Şiilik bir tarafta, Katoliklik bir tarafta, Protestanlık bir tarafta çok net bir şekilde ayrılıyor. 15'te öyle değil. Bilmem ne babayı ziyaret eden Fatih Sultan Mehmet de artık insanları köylerde bile Cuma'ya gitmedi diye devlete şikayet edildiği bir döneme. Yani dini ortodoksi, dini Sünnilik diyeyim o açıdan aynı zamanda bir devlete itaat mevzu olduğu bir yüzü. Fakat bu Serhat'ta böyle değil. O da bize başka bir başka bir dünya, başka bir kapı açıyor, dünya sunuyor. Bunun dışında Osmanlı tarihinde dediğim gibi bu Bahriye tarihi yapmaya çalışırken Korsanlığı daha önce ele alınmadı. İdari ve mali değil de kültürel, iktisadi ve sosyal yönler açısından. Yani işte bunları da birazdan zaten hepinize beraber anlatacak. Fakat burada gene ilk chapter'da bahsetmiştim Osmanlı. Biz ne anlıyoruz Osmanlı? Osmanlı korsanları kimdir? Baktığınızda Osmanlı deyince aklına dizilerde falan da görürsünüz. Bize de bazen böyle soruyorlar. Osmanlı deyince akla hemen şey geliyor. Yani sizin gibi, benim gibi insanlar işte. Gerçi burası etnik olarak homojen değil de araştırsak da. Mesela içinde hiç Hollandalı Osmanlı olabileceğini düşünmüyorsunuz. Dolayısıyla Cezayir bunun çok güzel bir örneği. Osmanlı şey altına toplasak bile Cezayir'de korsanlar kimlerdir? Bunların içinde İspanya'dan kaçan endüstrileri görüyoruz. İlk kuşakta Batı Anadolu'dan daha çok Balıkesir yöresinden, Kaz Dağı çevrelerinden giden işte yörüklerle aşağı taraflardaki denizcilerin gittiğini görüyoruz. Daha sonra İtalya'dan, İspanya'dan kaçıp ya da buradan köle alınıp daha sonra Müslüman olup Kılıçeli gibi Akdeniz'de başka hiçbir yerde bulamayacağı bir kariyeri Osmanlı Serhaddinde ve daha sonra başkentte bulabilen figürleri görüyoruz. 1500'lerin sonunda gemi teknolojisinin aniden gelişmesi ve yelkenlerin çıkmasıyla bir anda yelkenli gemi yapacak adam lazım. Yok o zaman ne yapacaksınız? Kuzeyden Hollandalıların ve Hollandalı, İskoççalı, İngiliz gibi hiç daha önce yani Osmanlı olduğunu düşünmeyeceğimiz insanların ve bugün bazı işte Murat Reis İzlanda'yı yağmaladı. Murat Reis nereli ki? Zaten Hollandalı adam yani. Hatta İzlanda'yı yağmalarken İzlanda o zaman Danimarka'yı yağmaladı. Bir sürü Danimarkalı da var. Yani herkes gidip kendi köyünü yağmalıyor. Yani yanında Türk askerler oluyor ve denizciler zaten o toprağı oradan bilebiliyorlar. Ve Yahudiler var çok enteresan. Yahudiler Yeniçeri bile olabiliyor Cezayir'de. Bu çok enteresan bir şey. Yahudiler hiçbir yerde asker olamaz. O kadar geçişken. Tam ben bunu bir vahşi batıya belirtiyorum. Burada mesela 1581 yılındaki korsanların bir listesini görüyorsunuz. Bakın içinde sadece 13 kişi Müslüman yani %37'si bunların da 3'ünün babası Hristiyan doğumlu. Kalan %63'ü müştedi. İçinde Cenovalı, Rum, İspanyol, Arnavut, Venedikli, Macar, Fransız, Korsika gibi birçok çeşit. Bir kişi de Yahudilikten ihtida almış. Tabi bunlar müştedi yani din değiştirmiş. Ayrı bir konu ama 63 kişi doğdu %63'ü. Bakın tablo 1 ile tablo 2, tablo 1'e bakıyorsunuz yabancılara Macar var, Arnavut var, Rum var, İspanyol var. 30 sene sonraya baktığınızda Müslümanların oranına çıkmakla beraber müştedilerin içindeki bütün İtalyan, İspanyol, Akdenizler gidiyor. Bir tane Akdenizli kalmıyor. Hepsi artık kuzeyli. Tam anlamıyla gemi teknolojisindeki değişim çünkü artık yelkenli gemi. Ya bunun okulu falan yok. Yelkenli gemi kullanmak için Hollandalı olmanız lazım. Başka bir yerden bunu kullanabilme şansınız yok. Bu anlamda baktığınızda tablonun bir anda geliştiğini görüyoruz. Bir başka benim karşı çıktığım, daha doğrusu akıllıca kullanılmadığını, iyi kullanılmadığını düşündüğüm kavram gaza kavramı. Bunun da ben Osmanlı tarihinde bir gerçek olduğunu düşünüyorum, bir paradigma olduğunu da düşünüyorum. Birçok şeyi açıkladığını çünkü kendileri kendilerini gazi diyorlarsa Kolinberg gibi bunların hepsi yalandır demende bir alem yok. Ama bizim kullanış biçimimizde bir problem var. Yani biz gazayı bugünkü biraz 20. yüzyıldan geriye giderek sanki böyle bir din savaşı gibi algılıyoruz. Oysa Serhaddin kendine az şartlarına baktığınızda orada artık İstanbul'un böyle ulemasının ya da işte buranın şık, burada şık şekilde yazılan yani Osmanlı kültürü artık o elegant başkent kültürünün ortaya koyduğu o tablodan çok değişik bir tablo. Mesela Hristiyan gaziler var. Adam Hristiyan. Yeniçerileri dolduruyor. Gidiyor
yani Müslüman olmamış. Bir kısmı Müslüman olmuş ama 1600'lerin başında çok Kuzeylilere yardım ihtiyaçları varken aralarında Hristiyanlar da var. Yahudilerin büyük bir yükselişte olduğunu görüyorsunuz. Çok enteresan bir şey. Müştedi, adam Hristiyan doğmuş, müştedi olmuş, yani dönme olmuş ve evliya olmuş sonra. Yani adam bir kuşakta din değiştirip veli mertebesine çıkamaz halkın gözünde. Bu orada dini şeylerin daha tam anlamıyla oturmadığını ve eklektik bir din anlayışı var ya da senkretik mi diyelim artık. Ortak mabetlerin olduğunu görüyorsunuz ve birçok kez o her iki dinde hidayete ulaşılabileceği inancı. Bu anlamda 14. 15. yüzyıl Anadolu'suna benziyor. Biraz bu Şeyh Bedrettin ve şey tarzı ya da Molla Kabus değil mi? Hazreti İsa Hazreti Muhammed'den evladır diyecek kadar bir ulema var Osmanlı'da 1520 yılında yani. Bunu öldürüyorlar. Belki öldürmeseler işte yani Martin Luther'i öldüremiyorsun ya da en azından arkada şey kalır. Molla Kabus'tan bir şey kalmamış. Aslında çok kuvvetli bir heretik çünkü önemli bir ulema ve divanda dinliyorlar ve söz geçiremiyorlar. Düşünün. Dolayısıyla o Anadolu'nun ortamı gibi daha yani tam taşların oturmadığı bir ortam. Mesela çok enteresan, Lampedusa'da bir tapınak var. Lampedusa bakın böyle, her şey ortasında bir ada. Lampedusa'daki tapınağın özelliği şu. Burası, şimdi denizin ortasında bir şeyin lazım, çivi lazım, yelken lazım. Nereden alacaksınız? Çölün ortasındaki bir petrol istasyonu gibi Lampedusa'da bir tapınak var. Mağarada bir tapınak. Buraya gidiyorsunuz, diyelim size yelken bezi lazım. Yelken bezini alıp yerine bir şey bırakıyorsunuz. Tabuya göre, eğer bırakmazsanız geminiz rüzgardan dolayı limandan çıkamıyor. Aslında denizin ortasındaki bu yerde bir nevi bir dediğim gibi bir ihtiyaçları gidebiliyor. Bir petrol istasyonu gibi bir şeye ihtiyaç var. Ve bunu bir tabuyla biliyorsunuz tabular aslında mesela Afrika'da bir göl var. Orada bir, mesela oranın balığı yenmiyor. Sadece günde senede 10 dakika avlayabiliyorlar. Bu tabu olmuş. Yeni bir kur olmuş. Niye? Çünkü başka balık yok. Eğer orayı her gün 2 gün şey yaparlarsa bir daha hiç balıkları kalmayacak. Öyle bir tabuya dönüştürmüşler. Bu da böyle bir inançla yani rasyonel bir ihtiyacı lümpen proletarya şey yapmasın diye yani denizciye nasıl laf anlatacaksın böyle anlatıp bir tabuya dönüşmüş. Enteresan. Tapınağın sol tarafı Hristiyanların, sağ tarafı Müslümanların. Ve oraya adaklar atıyor. Solda domuz ve şarap var. Şarap için bir şey demiyor. Çünkü korsanlar şarap da kullanıyorlar. Bizim denizciler değil. Bizim denizciler kullanmıyor. Ama batıdakiler kullanıyor. Domuz yediklerine dair bir şey rastlamadım. Domuz solda duruyor, sağda şey duruyor. Müslümanların kendilerine bıraktıkları şeyler. Ve bu paralar toplayanlar kim? Malta şövalyeleri. Onlar da korsan ama bakın Malta şövalyelerinin bir özelliği bunlar keşiştir. Yani manastır sütü usulü şey yapılmıştır. Bunların ikisini toplanıp bu paralar alıp götürülüyor. Sicer'deki Meryem Ana Manastırı'na bağışlanıyor. Yani bizim Hristiyan, Müslüman, bütün Müslüman'ın da verdiği para gidip Meryem Ana'ya ayrılmış bir kiliseye bağışlanabiliyor. Meryem Ana'nın özelliğine Poseidon'un Batı Akdeniz'deki yani denizcilerin koruyucusu aslında. Doğuda Ay Nikola'dır, Batı'da Meryem Ana'dır. Bu anlamda zaten yani pratik altta yürüyen başka bir şey var. Bu anlamda müftedileri de incelediğimizde bu reisleri, bunların kendi ailelerine gittiklerini, ziyaret ettiklerini, yanlarına çağırdıklarını görüyoruz. Bunları detaylı bir şekilde bazıları kaçıp geri dönüp Hristiyan oluyor. Yani Müslüman olmaktan dolayı vicdan azabına kapıldıklarını görüyoruz. Gidip akrabalarını ziyaret ettiklerini ve çoğunun din bilgisinin yüzeysel olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Engizisyon raporları duruyor. Şimdi bizde yanlış anlaşılan bir şey var. Engizisyon. Biz Engizisyon'un eline düşelim. Buradan hiçbirimizi bir şey yapamaz Engizisyon. Ama benim bir tane oda arkadaşım var. İtalyan sonra Müslüman olmuş. Onu yargılar. Çünkü vaftiz edildiği halde dini reddetti. Yani mürted oldu. Engizisyon Müslümanları yargılamaz. Biz İspanyol Müslümanlarını yargıladığı için yanlış anlayabiliyoruz ama İspanyol Müslümanları teknik olarak Hristiyan olduğu için yani Hristiyan olmaya zorlandığı için Engizisyon. Dolayısıyla bizim reisler Müslümanken, Hristiyanken gelip Hristiyanken esir düşüp köle olup sonra dönüp Müslüman olan reisler Engizisyon'un kendi şeyine giriyor. Egemenliği, jurisdiction'ına dava konusu olabiliyor. Dolayısıyla bunlar yargılamış, adamlara sormuşlar. Demişler ki ya kelime-i şehadetin bize ne olduğunu söyleyin. Yani soruyorlar. Ve bakın kelime-i şehadetlerin anlamı burada. Allah tektir, beni azizler vardı, ne de Allah'ın annesi. Değil mi? Normalde kimin annesi var? Hazreti İsa'nın annesi var. Hazreti İsa'yı onlar Allah zannediyorlar. Tam bizim şeyimiz gibi değil. Allah vardır ve var olacaktır ve Hazreti Muhammed onun sırdaşıdır. Kelime sekreter. Hazreti Muhammed göklerdeki en büyük tanrıdır. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed ondan daha büyüktür. Burada bir mantık hatası da var. Hazreti Muhammed hep beraber çocuklar ve şu anda şirki bütün şeyleri bunları okurken işte şu hep beraber oradan şeyi duydunuz.
kıyamet alametleri. Neydi o şey değil mi? Hazreti Muhammed Allah'tır ve la ilahe illallah Gloria Patris et Filio demek. Gloria Patris et Filio değil. Gloria Pat yani yanlış olmuş bu. Latincesi yanlış. Allah ve onun sağında oturan, sağında kim oturur? Baba kutsal ruh şeyde Hazreti İsa. Hazreti Muhammed'e inanın. Bana bu zavallı inancı bıraktıran ve davetini seçtiren Rabbime şükürler olsun. Tanrı göklerdedir. Değil mi? İstikballe beraber. Yani bakıyorsunuz işte biri Hazreti Muhammed'in tekrar dirileceğine inanan biri var. Biri Allah'ın oğlu diyor. Bir başkası Allah'ın ikinci kişiliği olduğunu söylüyor. Yani bu tip şeyleri çok görebiliyorsunuz. Onun dışında belli tipler var. Mesela Tunus dayısının bir oğlu var. Bu adam klasik müziği çok seviyor. Sonra da bunu yani Avrupa müziğine hasta bir adam. Sonra da bir şeyler oluyor. Orada dayı tabii babası ölünce gücü kaybedince de koşuyor Akdeniz İspanya'ya. Önce İtalya'ya gidiyor. İtalya'da aradığını bulamayınca İspanya, Malaga'ya yerleşiyor. 9-10 sene kalıyor sonra geri dönüyor. Şimdi geri dönmüş ne olması lazım? Bunun mürted. Ne yapar şeriata göre? Katli vacip. Değil mi? Sen katlettin hemen. Doğru katli vacip. Ama 3 gün müddet veriyorlar. Yani neymiş? Yani artık yok yani genelde uygulamada mürted. Buna hiçbir şey olmuyor. İşte o 3 gün 9 yıl ne yaptım saydırmış şey olarak böyle metaforik bir 3 gün. Hani böyle faldaki 3 gün gibi bir türlü bitmemiş. Onun en sonunda adamı normalde öldürmediği gibi bir de hacı oluyor. Hacca gidiyor. Yani burada başka bir sistemin olduğunu artık ve bir yerde de değil bunun. 3-4 yerde birden kaynağı var. Üstüne araştırmalar falan yapılmış. Mesela büyük korsan Sinan Reis'in oğlu esir düşünce hemen Katolik olacak. Sonra bizimkiler gidip onu zorla alacaklar canavarlar. Tekrar Müslüman yapacaklar falan. Bu tip şeyleri çok görüyorsunuz. Serhat başka bir yer. Yani buraya artık böyle bu şimdi Hristiyanlar vardı. Böyle Huntington yeni şey işte Müslümanlar vardı. Birbirleriyle kavga halindeler falan şeklinde anlamanın bize bir katkısı yok. Onun dışında kitabın 3. ve 4. chapter'ları eğer deniz tarihiyle ilgilenmiyorsanız okumayabilirsiniz. Burada gemi çeşitleri, işte kürekli gemi nedir, yelkenli gemi nedir? Bunların çok büyük farkları var ve mesela yani Osmanlı'da şey falan oluyor. Bu en yani bu Türkiye'de bilinmiyor. Çünkü bununla ilgili literatür Fransızca ve İngilizce çok detaylı yapılmış. Mesela Osmanlı'da işte kürekli gemiler, yelkenli gemiler diye kitap oluyor. Bakıyorsunuz yelkenli kalyon kadırga diye yazılmış falan. Yani bu genel mantık anlaşılmazsa, yapamıyoruz. Yani geri kalanları anlayamıyoruz. Siyasi tarih, bize şöyle bir şey var. Siyasi tarih, strateji falan yazıyor. Adam hiç şeyi bilmiyor. Yani field'da, cephede, denizde ya da karada neyin nasıl işlediğini bilmeden bir siyaset nasıl yapılır falan onu anlayamazsınız. Bir de siyasi tarihçiler kronoloji tarihi yapıyor. Şuraya ekmiş, buraya ekmiş, şuraya ekseydiği olur falan ama mesela elimizdeki şey buna mümkün mü? Dönemin askeri teknolojisi, işte savunmaya mı daha önem veriyor, şeye mi daha büyük avantaj veriyor, saldırıya mı işte, lojistik faktörler falan. Bunları bilmek lazım. Coğrafyayı da bilmek lazım. Böyle bazı resimler de var. Bu Fransa'dan bir Fransız kitaptan çok güzel bir resim. Renkli, işte ufak bir korsan şeyini gösteriyor. Arcada bir pergende dediğimiz brigantin kadırganı çok ufak. Kaç tarihli kitaptandır acaba? Sanırım 1690'lardı şimdi hatırlamıyorum. O zamanki kitaptan. Ha evet evet. Şimdi şeyin içinde var. 1690'lar diye hatırlıyorum. Yani. Bu 1615-20'lerde ben bunu buldum Venedik arşivinde. Sonra kitaba koydum. Bayağı da kullandım. Sonra kitabı tahsil ederken baktım ki ben Florence arşivinden aynı şeyi kaldım. Başka bir yerde anlatıyormuşum. İşte çok kitapta böyle çok data kullanırsanız. Son anda şeyde düzelttik. Yani aradaki bağlantıyı kurduk. Halbuki anlatıyormuşuz ve bununla o çelişiyordu. Onları falan filan şey yaptım. Burada bir Tunus Burtun yani Kalyon'u ve 4 tane kadırga. Bakın kadırga ile burtun arasındaki farkı bariz görüyorsunuz. Biri kürekli, kayık gibi bir gemi. Öteki bordalı ve yandan, ileride bunlara yandan toplar konacak. Tamam şeyde gördünüz. Barbaros Hayretli'ne bir film var 1951'de. Barbaros bunları kullanıyordu. Ama film bunda geçiyor. Yani Jack Sparrow, Barbaros. Kılıç Ali. Tamam mı? Mezamorto bunlar. Bu 1590 sonra bunlar gelecek ve işte burada okursanız Kuzeylilerin istilası dediğimiz şey. Solda bir korsan putacı bu Rus arşivlerinden gelmiş. Kitabın başındaki Rus arşivlerini görünce ya hoca Rusça da okumuyor nereden koymuş demeyeyim. Görseller içinde kullandık. Sağda da bizim. Bakın gene o İspanyol burtunlarının kadırgalar tarafından 1618'deki bir savaş. Bu çok güzel bir şey. Şimdi bayraklar çok net gözüküyor. Ve bakın batan bir gemideki, bizim gemilerden birindeki insan şeyine dikkat edin. İnsan figürleri de var. Hollanda ve bizim Libya. Korsan
İşte bu korsan filolarını inceledim. Ne kadar toplar var şeyi görüyoruz yani. Ne noktada korsanlar şeyle merkezi hükümetlerle başa çıkamadı. Onları en güzel top sayılarından bulabiliyorsunuz. Çünkü belli bir gemide 150 top varsa sizde 150 toplu çok gemi yok da 120 toplu, 100 toplu. 100 toplu var mesela artık. 100 toplu sizde 36 top varsa artık o zaman onu göstermesi açısından şey mürettebatı tek tek anlattım. Yaşamları falan anlatma açısından. Burada da bir işte bir Yeniçeriler var. Bir tabii Cezayir Yeniçerilerin bizim Yeniçerilerle pek alakası yoktur. Bunu da bilmek lazım. Genelde işlerinde bizim Yeniçeri ocağıyla bir alakaları yok. Bir devşirme usulüyle yapıldığı için. Ama onlar Türkleri devşiriyorlar Anadolu'dan. Ya da dışarıdan müftedi ve Yahudiler de hatta 1600'de girebiliyor. Korsan gemisi yaşamı anlattım. Altın çeptir de çok enteresan. Burada ne yerler, ne içerler, disiplin nasıl şey, boş zamanlarını nasıl değiştirirler, temizliklerini nasıl yaparlar, tuvalet ihtiyaçlarını nasıl giderirler, işte ne tip suçlar işlerler, nasıl cezalandırırlar, hangi dilleri konuşurlar, işte korsansa cinsellik ya da işte bu tip şeyler nasıl olur, işte din ve ibadet, yani çünkü bir şey de var. Şimdi biz dini şey olarak görüyoruz, arkadaş işte ne bileyim böyle ruhani bir, sadece o değil, bir sosyal disiplin mekanizmasıdır. Sosyal disiplin mekanizması olmasaydı devletler bu kadar ilgilenmez. Mesela size bir aynı zamanda disiplin verir. Şimdi savaştan önce namaza gidip bir namaz kılmak bir motivasyon, bir şey verir. Ya da işte gün içinde 5 kere işte namaz kılmak size bir disipline eder. Bu da aynı zamanda ortak yaşamın bunun olmadığı yerlerde laik disiplin metotları vardır. Faşizm bunun örneklerini çok güzel gösterir. Yani orada da işte bu falan aynı şey aslında. Bir arada hareket edebilme şeyi. Aynı fonksiyonu şey yapıyor ve batıl inançlar. Mesela burada birkaçını da söyledim, fırtınadan korunmak için. Şimdi en korktuğumuz şey deniz belirsizlikler, hemen her an ölebilirsin. Deniz belirsizlikler yeri, her an ölebileceğin için ortada böyle bir belirsizlik olunca insan ne yapar? Belirsizliği nasıl minimize eder? Batıl inançlarla. Tamam mı? Hemen bir şeye inanmak zorundasınız yani işte. İşte bedduasından şeyine kadar, tamam mı? Bu bir kısmı din çerçevesinde oluyor, bir kısmı dinin dışında oluyor ama bir ihtiyaç olarak o belirsizliği minimize etme şeyi var. Şimdi denizdesiniz. Dalgalar geliyor, bir takım ayinlerle, ritüellerle şeyi azaltmanız lazım. Mesela ne yapıyor? Limandan çıkarken bir yatır ziyareti yapıyorlardı. Ganimetten yatırlara direkt pay da veriyorlar %1-2. Böylece hani... Yani rüşvet demezdim ama hani mekanizma aynı. Kocaları sağlam dövsün de cezaevli kadınları şehrin dışında ateşte buhur ve mürünü safi tüttürdüklerini, daha sonra da bir horozun kafasını kesip kanını ateşe akıttıklarını ve tüylerini rüzgara savurduklarını. Şimdi bu nerede var? Hangi toplumlarda var bu? Bu şamanizm, evet. Pagan, şamanizm, animizm bunlar birbirinden azıcık farklı olmakla beraber, şimdi burada buna girmeyelim. Sonra da parçaladıkları tavuğu rüzgarın tüm yönlerine savurmak. Bu hepsinde var. Rüzgarın tüm yönlerine savuruyorsunuz. Çünkü deniz bir denge işi. Mesela kurbanı kesiyorlar, dört tarafa atıyorlar. Çünkü orada o denge şeyiyle. Her tarafa ve bütün tüm rüzgarların tanrılarına, rüzgarların zaman tanrıyı da temsil ettiği için zamanında hepsine karşı yapılmış bir şey. Ve en güzel kısmını da denize atıyorlar. Yani Poseidon'a veriyorlar. Gene Cebeli Tarı, özellikle seyir sefer zorlanılan yerlerde tepelerdeki murabıtlara dua etmeden ve adak adamadan geçmiyorlar. Böyle tepelerde, tepe niye önemli? Bir de yolunu bulması için tepeye bakması lazım. Çünkü resiflerden kaçacak. Yani onlar sizin için birer hallmark. Cebeli Tarı geçerken Mağrib kıyısındaki tepelerden birinde yatıyorsa bir murabıt hemen gidiyor ruhuna bir dua ediyorlar. Adak olarak da içi mum ve zeytinyağı dolu bir çömleği denize atıyorlar. Bir de her topun üstüne mumlar koyup hep beraber elle tutup dua ediyorlar. Yine Kartaca burnu geçerken tepedeki murabıtın topla selamlandığını biliyoruz. Mesela fırtına olduğunda, savaşı başladığında ya da rüzgarsız kalındığında, ki rüzgarsız kalmak özellikle kürekli bir gemiyseniz böyle beklemek, yani trafikte kalmak gibi bir şey. Belli ayinler yapıyorlar. Bazen koyunu ikiye bölüyorlar. Bağırsakları güvertip iki tarafa atıyorlar. Bazen dörde bölüyorlar, dört tarafa atıyorlar. Rüzgar çıkması için çanaklığa çıkıp soyunup dua eden ve deniz suyuna batılmış çamaşırlarla kendilerine vuran genç denizcilerden bahsediyor Hristiyan kaynağı. Muhtemelen bir şey anlamadı. Yani bir ya burada bir böyle tasavvufi bir şey var ya yani bir ya da mesela bazen görüyorsunuz adamlar diyor suyla garip şeyler yapıyorlar diyor. Adam abdest alıyor falan, anlayamıyor bazen Hristiyan. Kaynak Hristiyan olduğu için burada bir şey söylüyor ama tam ne olduğu da belli değil. Yine zeytinyağı dolu çömlekleri mühürlüyorlar ve namaz kılıyorlar. Mum ve meşale yakıp dua ettikleri oluyor. Murabıta ve yatırı adak adadıklarını da söyledik. Bazen fırtına çok olur, para toplayıp mendilin içine koyuyorlar. Mendili de sancak gizine adak olarak bağladıkları zaman daha sonra fırtına ya da savaştan kurtunca da bu şeyi yatıra veriyorlar. Yani bir nevi orada işte tam o rüşvet mekanizmasını orada göre. Gemi hocasında dua okuyarak büyük bir çiviyle tayfunun ayağının altına haç çizmesi gibi bir şey var.
yani haccın üstüne basıyorlar savaştan önce, böyle bir aşağılama şeyle, bir psikolojik aşağılamaya girdiğinde görüyor. Bir de fal bakıyorlar. Nereye? Şimdi denizin ortasındasınız. Hadi korsanına gidelim. Nereye gideceğiz? Yani bunun bir mekanizması yok ki. Sağa mı gidelim, sola mı gidelim? Burada bir fal. Mesela Seyit Ali Reis niye seçildi de Katip Çelebi? İşte tefellülüne, fal bakmada çok iyi olduğunu söylüyorlar. Osmanlılara bile fal bakıyor. Ve bu ilmi nücum falan filan çok şey olduğu için ne tarafa gitmeliyiz? Karşımıza çıkan gemiye saldıralım mı, kaçalım mı? Bunları belirlemek için okla fal bakmak diye bir şey var. Okları atıyorlar. Kim hangisi? Ya da iki kişinin eline ok veriyorlar. Oklar hesapta onları yönlendiriyor. Kimin oku? Hristiyan oku üstüne gelirse artık orada nasıl oyunlar dönüyordur o arada bilemiyorum. Kur'an-ı Kerim'den fal baktıkları oluyor ve bakılacak sayfa seçmek için zar attıkları oluyor. Yıldızlara ya da horoskopa baktıkları oluyor. Gene kuma şekiller çizip yorumlayarak fal bakmak ki buna biz ne diyoruz? İlmir remil ya da ilmir hutut dediğimiz, remil atmak dediğimiz şey, biliyorsunuz Yeni Kapı'nın hikayesi vardır değil mi? 4. Murat Kaya bilmiş. Neyse bilmiyorsanız konuyu dağıtmamak adına anlatmayacağım, merak edin. Kitapta bir şey daha yaptım. Ben doktor dizimi yazarken hocalarımdan iki tanesi coğrafyacıydı. Biri John McNeil'di, biri Allah rahmet eylesin Faruk Tabak'tı. Hakikaten Akdeniz tarihinin en büyük isimlerinden biriydi ama erken öldü. Bir de Georgetown'da işte, yani Georgetown o kadar ona bir oyun yaptı, yani işten attı ve hemen ardından da kendisini kaybettik. Çok emeği vardı üstünde. Onun da şeyle bir coğrafya şey yaptı. Türkiye'de şöyle bir şey var. Ben bir makale yazmıştım. Bunu İngilizce yazamam çünkü İngilizce yazsam gülerler. Çok basit bir makale ama Türkiye'de işte Lüben Ağa diye bir adam var. Akdeniz'de her yerde dolaşıyor 50 günde. 100 sene kimse fark etmemiş. Çünkü en basit coğrafya yani adam Marsilya'dan Barcelona'ya diyor, öğlen diyor Marsilya'ya girdim diyor, akşam diyor Barcelona'ya gittim diyor. Ben oralar arabayla gezdiğim için yani o arabayla yapamadığın şeyi kadırgayla nasıl yapacaksın? Kadırga yani ortalama 8-10 mil gider yani en fazla. Yani o da maksimumunda. Ortalamada 4-5 not yani günde 70-80 kilometre gider. Gittiği bir gün gidiyorsa bir günde limanda durur. Şimdi öyle hemen anlıyorsun. Dolayısıyla coğrafyayı bilmiyoruz. İyi limanda. Coğrafyayı bilince lojistik faktörü bilmiyoruz. Lojistik faktörleri bilmeyince stratejiyi yanlış yazıyoruz. Coğrafya bilmeyince iyi liman diyoruz. Neye göre iyi liman? Mesela neden korsanlık bir yerde çıkıyor, bir yerde çıkmıyor? Çünkü coğrafyayı bilmek lazım. Orada 2-3 tane şey var. Birincisi Akdeniz özel bir yer. Tektonik bir çöküntü sonucu oluşmuş girdili çıkıntılı bir yer ve bir sürü mikro klimadan oluşuyor. 2000 yılında çıkan ve Brodel'e bir korektif olan iki kitaptan biri. Biri Faruk Taban kitabıydı, biri de The Corruptings diye bir kitap. Türkiye'de o kadar defterolog, çevre tarihi çalışan, çevre tarihi de tarım tarihi çalışan var. Bir kişi bile kullanmadı bu kitabı. 18 sene oldu ve yani çok daha hacimli bir kitap. Türkiye'de de bir yani kahramanlığı gördüm o şeylerle ilgili. Genelde aslında bizim konumuz değil. Ama Akdeniz tarihçisi olduğu için biliyorsunuz çok zor bir İngilizce olmakla beraber çok uzun, çok yararlı bir kitap. Orada görüyorsunuz Akdeniz binlerce değişik ekonominin, mikro ekonominin birbirine böyle ilmiklerle bağlanması. Yani bütünsüzlükler içinde bir şey bütünü. Şimdi bu aynı şey korsanlığı da çok kolaylaştıran bir şey. Biraz bunu anlattım. Sonra hakim rüzgar rejimlerini anlattım. Bütün rüzgarların kuzeyden gelmesi, güney kıyılarına karşı büyük bir dezavantaj yapıyor. Güney limanlarını fakirleştiriyor. Seyri seferi tamamen kuzeye. Bakın bunlar rüzgar rejimleri ve seyri sefer rotalarını göstereceğim. Yani ticaret gemileri şu yollardan geçer. Bu yolların ortak şeyi nedir? Büyük bir çoğunluğunun Hristiyanların elinde olması. Gemiler nereden geçmiyor? Kuzey Afrika'dan, şu bölgeden. Dolayısıyla buradaki limanların aslında uluslararası ticaretten pay alabilmeleri için korsanlıktan başka da çareleri yok. İleride ekonomiyle olan ilgili bölümden anlatacağım. Korsanlık başka bir ticaret formudur. Artık böyle düşünmeyi öğrenmemiz lazım. Yani biz çok legalite çerçevesinde düşünüyoruz. Korsanlık, kaçakçılık, bugün terörizm ve ticaret birbirini besleyen şeylerdir. Mesela uyuşturucu ticareti değil mi? Bugün kim yapıyor? İşte Afganistan'da şeyler yapıyor. Taliban falan yapıyordu. Bu legal şeyin içinde yapamadığınız ticaretin yapılabildiği. Korsanlıkta diyor. Esir ticareti var. Kim yapacak ki bunu? Gidip ne yapacaksın? Esir mi arayacaksın? Birinin bu işleri yapması lazım. O ekonominin içinde kendisi bir denge yaratmış. O dengenin bir şeyidir. Yani fakir kalmış limanların zengin limanlara karşı bir şeyi. Ekonomi chapter'ını uzun uzun anlattım. O da şuradan bize bir şey daha göstermeli. Bu limanlar azıcık zenginleşince mesela Tunus 1800'lerin başında hemen ticaret yapma şansı bulunca korsanlığı bırakacak. Çünkü Napolyon Continental bütün kıtayı Avrupa İngiltere'ye kapatınca Akdeniz ticareti tekrardan canlanacak ve Tunuslular bir tekrardan ticaret yapma şansı bulunca tak diye tekrardan ticarete atılacaklar. Bakın buralar böyle tek tek baktığınızda bu anlamda ya bir de bir şey söyleyeyim. Bana o zaman Yunus Uğur çok söylemişti. Bu bir program var. Programı gel bizde bir kız var onunla yaparsın falan dedi. Ben uğraşmadım. PowerPoint'te yaptım haritaları.
Çünkü çok zamanım yoktu hakikaten de. O yüzden çok şey olmayabilir. Fakat sonra yapınca ortaya çıktı ki PowerPoint'te bir günde 20 tanesini yaptığın basit boş bir şey, üstüne nokta koyun, harita bile bir şey anlatıyor. Ve bizim kitaplarımızda hiç harita yok. O yüzden tezlerinize ya ideali oraya gidip onunla uğraşmak lazım. Ben başkalarıyla çalışırken yavaş çalışınca şey oluyorum. Bir de kitabı fuara yetiştirelim istedim. Bu kitapta tabi burada renkli olduğu için fuarlara daha çok gözüküyordur. O programın boş haritasının üstüne PowerPoint'te noktalar koydum. Aslında şey de kullanabiliyorum. Hanım mimar olduğu için Photoshop. Ama o çok daha uzun sürüyor. Onu da Lübena'da yapmıştım ve yani basit bir en azından şu haritaları değil mi ya yani şimdi mesela bar neresi, Ülgün neresi desem burada bir sürü insan siz biliyor muydunuz bar Ülgün neresi? Hasan. Biliyor muydun bar Ülgün neresi? Değil mi? Ama buraları okuyorsun mesela. Hiçbir manası olmuyor işte o zaman. Bu haritaları çizin, yapın, tezlerinize koyun, ödevlerinize koyun. 10 dakikanızı alır yani. Ben bir günde 20 tane yaptım. Hem de bazılarının ben de mesela şebelik mebelik nerede ben de bilmiyormuşum. Burada bazı Adriyatik'teki şeyleri görüyorsunuz. Bakın yükseltilerle birlikte göstermesinin güzel bir yanı daha var. Burada Batı, Cezayir Limanı, İspanya kıyılarını. Mesela şimdi böyle olunca anlaşılmıyor. Ne kadar yakın değil mi? Cezayir, İstanbul, cehennemin dibi aynen öyle. Bakın çok basit. Şimdi adam buradan, değil mi? Burayı aldı mı baksanız da. Ya da şuraya baktığınız zaman değil mi? Şimdi adam niye Korfu'yu alıyor? Korfu'yu alan buraya o. Bir de şeyi bileceksin. Mesela bu kıyılarda Seyri Sefer var, burada yok. Kum yapısı, topografya da önemli. Bakın hiç liman yok burada. Hep limanlar burada. Bakın bir harita geri gidelim. Bakın görüyor musunuz? Bir bari var, liman yok. Demek ki oranın şeyi ona uygun değil. Bunları da bilmeniz lazım. Yoksa hiçbir şey amaç ifade etmez. Gene yıldız türleri işte yani tek tek limanları deneyeceğiz. Çok detaylarına girmeyeceğim. Bakın burası ayrı bir dünya artık. Şuradan sonrası Batı Akdeniz. Şuradan sonrası tamamen ayrı bir dünya. Artık buradan Cezayir'den Balear'a gidebilirsin. Tunus'un limanı benzerdir. Şuradan Sardinya'ya gidebilirsin. Gene Tunus'tan Sicilya'ya gidebilirsin. İstanbul'a gitmekten çok daha kolay. Gene burası çok korsanların sevdiği bir yer. Bakın böyle kalanlar, şuralara saklanıyorlar falan. Yani bu haritaları biraz kitapta, kitap olanlar incelemelerini ve buradan da bir şey çıkarmaları. Tabii Korsika ve Sardinya korsan şey, aynı zamanda birçok korsanın da geldiği yer. Çok denizcilik de çıkaran bir yer. Bakın buralar mesela en çok korsanların pusu yattığı yer. Çünkü İtalya'dan İspanya'ya geliyorsan geçeceğin yerlerden biri bu. Bonifacio Boğazı. Bonifacio Boğazı'ndan geçiyorken burada saklanacak yüzlerce yer olduğu açık. Ve okyanustaki avlanma sahaları. Okyanus. Okyanusta yani Kanarya Adaları nerede desem bilen var mıydı? Değil mi? Ya da işte Azor Adaları. Ya da Madeira. Bakın bu üçünü hep karıştıracaksınız. Çünkü hep böyle okyanustaki egzotik yerler diyebilirler. Yani bu tip şeyleri kafada oturtmuş olmanız lazım artık. Tabii Georgetown'da şey yapmışlardı. Harita sınavı. SFS'de. Georgetown SFS'de Amerika'da bir numaradır. SFS'de oranın mülkiyesi. School of Foreign Service. İki kişi geçti profesörlerden. İkisi de tarihçiydi. David Painter, yani ortaktı. David Painter'la John McKinley benim hocam olan. Yani siyaset bilimciler. Konuşuyorlar. Biz Hakan Kırım'ın öğrencisiydik. O bize Rusya'daki köyleri bile sorardı. Smolensk nerede, şey nerede falan. Ben de şimdi öğrencilerime soruyorum. Allah için hiçbiri bilemiyor. Türk oldukları için onlar zaten bilinmemesi gerektiği üzerine de bir hocam ne gerek var diye bir de söylüyorlar. Bunu yapmayın hiçbir şey anlayamazsın. İleride dünyada en basit şeyler, yani artık İngilizce bilmeyen ya da bilgisayar kullanamayan insan olmayacağı gibi harita bilmeyen birinin de sosyal bilimlerde başarılı olma şansı yok. Gene kendileri için işte mesela değil mi? Baltimore. Neresi Baltimore? Bakın çok yağmalılıkları. Ya da işte Scilly Adaları çok meşhur, önemli yer. Bristol Ağzı. Man Adası başka şekilde gündeme geldi ama gene de bilip burası da Hollanda. İşte burada görüyorsunuz. Ve en son İzlanda'yı yağmaladı. İzlanda neresi? Bakın İzlanda burası çok uzakta bir yer ve o an görüyorsunuz yani gelinen yer. Ama zaten gelenler Danimarka'da ya da Norveç'te olduğu için Osmanlı'da şeyde bir problem de oluyor. Sonra 8. chapter'da korsan harekatlarını inceledim. Burada çok detay var. Yani korsanlar, şimdi korsanlık hukuki bir şey. Öyle gidip direkt saldırmıyorlar. Korsanı gördünüz. Korsan hukuki bir şey, antite böyle terörist gibi bir şey değil. Diyelim ben Fransız gemisiyim. Cezayir'le barış var. Cezayir korsanını gördüm. Onu teftiş için gemiye gelmesine izin vereceğim. O benim Fransız olduğumu anlarsa beni bırakmak zorunda.
Ama mesela gemilerin bir teftişinin adabı var. O gelince benim Fransız olmadığımı ya da içerideki bazı malların Yahudilere, İspanyollara yani ait olduğunu, yani kısacası başkaları tarafından kendisine el koyabileceği mal olduğunu ispatlamak için her şeyi yapacak. Tamam mı? Korsanlık bir hukuki şey, bunu da anlatacağım. Dolayısıyla gemileri teftiş etmek nasıl oluyor? Gemileri kandırmak için ne tip yollar izliyorlar? Mesela başka ülkenin bayrağını çekiyorlar. Ya da işte kadın Haçlı şövalyesi gibi giyiniyorlar. Şey gibi, Malta şövalyesi gibi giyiniyorlar. Yanına yaklaşınca da hemen yakalıyorlar. Savaşta ne tip yanıcı maddeler kullanıyorlar? Nasıl direniyorlar? Buna karşı yapılan direniş ne? İnsanlar bir korsan saldırırsa mesela bir tanesi 20 tane böyle madalyonu yutmuş. Sonra da çıkaramamış. Gitmiş işte doktora. Ya demiş, bunu niye yedin? Adamın şeyi çok güzel. Seni demiş korsanlar kovalasa bütün gemiyi yerdin. 20 tane mi? Bir de adam tam kurtulmuş esaretten. Parayı vermiş. Esaretten kurtulmuş. Biriktirdiği paralarla geri dönüyor. İkinci kez esarete düşünce hemen paraları yutmuş. Çünkü parayla esir olsan zengin zannederler ve kurtarmalı fidyeyi çok yüksek koyarlar. Esir kalırsın. Ki Cervantes'in başına gelen aslında odur. Yağma esnasında dediğim gibi işte herkes üstünü başını parçalar, fakirmiş gibi gözükmeye çalışır. Gene korsan gemileri kendi aralarında nasıl işaretleşiyor, haberleşiyor? Bayraklarını buldum korsanların. Ne yazık ki Fransa'daki arkadaşlarım biraz tembel çıktığı için bunun renkli versiyonunu bulamadık. Bunlar renkli olacak orijinal kitapta. Benim kopyam. Bakın genelde yatağın tutan bir pazu. Savaş zamanı kuruldu. Dans le combat dediği o. Kuru kafa. Yine iki şeyli. En korkuncu bu bence şey olarak hakikaten. Yani kara harekatta nasıl stratejiler kullanıyorlar? Nereye saldıracaklar? Saldırırken işte orayı bilen yerel kılavuz kullanıyor mu? İşte içerilere kadar 15-20 kilometre, 30-40 kilometre amfibik hareketler de var. Yüksek, özellikle 16. yüzyılda falan gidiyor oraya 15-20 kadar. Savunma sistemi iyi olmadığı için gidiyor böyle çevredeki, mesela buradan giriyor işte Tekirdağ kadar 5-10 gün hareket yapıp esirleri toplayıp geri getiriyor. Şey, Cezayir'e götürüyor. İşte nasıl intikam alındığı, halkın direnişi, buna karşı kullanılan savunmalar falan, mesela bu tip kuleler kurarak savunma kuleleri kuracaklar. Bunların masrafı geçtiğinde yalı tarafından restoran falan yapıyorlar. Bunlar tabii İtalyan, İspanyolların şeyi. Ve korsanlık ekonomi. Ben korsanlık ya bizde gene başka değişmesi gereken bir şey. Tarihi şey olarak görmemiz lazım biraz da. Başka disiplinlerle bir ilişki içinde artık. Bu kadar teknolojik imkanı. Ben sadece coğrafyayla değil ekonomiyle de. Kendim de çok siyaset bilimciyim zaten hocam da, ama ekonomiyle de ilgili. Yani dünya ekonomisinde bir yeri var. Ekonomik bir şey. Bu casusluk gibi değil mesela. Korsanlığı ekonomik marjinalizasyon kavramı içinde. Şimdi bir, kim korsan olur? Dezavantajlı ekonomi, toplumsal grup. Kim yapıyor? Nerede yapıyorsun? Dezavantajlı limanlarda. Şimdi nüfus fazlası var. Topraksız köylü. Bu adam ne olur? Lümpen proletarya denir buna Marx terminolojisi. Ne olur bu adam? Bu adam ya eşkıya olur ya da denize çıkıp korsanlık yapar. Yani çıkış yapması lazım. Bu adamın derdi devlete isyan etmek ya da hırsızlık ya da... Adam ya yarın ne yiyeceğini bilmiyor. Bunun daha şeyi denizciye sığınmakla, bunlar arasında ölüm açısından bir fark yok. Zaten denizcilerin de büyük bir çoğunluğu yolda ölüyor. Yani korsan olmakla normal denizci olmak arasından denizcilik çok tehlikeli bir meslek olduğu için çok da fark yok. Dolayısıyla nüfus fazlası, topraksız köylünün kendini buraya aktardığını görüyoruz. 16. yüzyıl boyunca artan nüfus ve Avrupa'da artmayan real maaşların yüzünden, real ücretlerin yüzünden böyle bir fenomen. Ve dezavantajlı limanlar, anlattım. Ticaret rotasının dışında kalmış, uluslararası ticaretten pay alamayan ikinci sınıf limanlar. Yani Akdeniz'in kuzeyi ve güneyi arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı. Tamam mı? Bugün de böyle bir. Fakir yerler ne yapıyor bugün? Ne yapıyor? Kaçakçılık yapıyor. Değil mi? İşte buralarda dediğim gibi hep kayıt dışı ekonomi. Mesela Türkiye'de kaçak CD niye var? Türkiye bilişim alanında 400 yıllık bir ekonomi. Ondan Amerika gibi bir yer. Şimdi Türkiye'de her şeyin orijinal olmasının bir manası yok. Çünkü zaten Türkiye buradan bu sistemden bir para kazanmayacak. Ama Amerika'da bir manası var. Orada bir endüstri oluşmuş. Ha, keşke bize de o endüstri olsa da ne bileyim 5 lira oyun almaya kovalamasak yani. Zaten anlatabildim mi? Yani dünyanın her yerinde bu böyledir. Korsan limanları da fakir. Bunda övünecek bir şey yok yani. Ekonomik olarak geri kalmış limanların yaptığı şey. Tabii korsanlığın genel olarak etkisi ne? Dünya ticaretinde eksi mi artı mı bir şey mi? Yani engel edici mi? Teşvik edici bir, engelleyici mi, teşvik edici bir şey mi? Gene ticaretin, kaçakçılığın, korsanlığın birbirinin alternatifi olduğunu ve bazen iç içe adam tüccar gidiyor, dönerken boş dönmeyeyim diye bir tane böyle şey görüyor,
Fransız zaten Osmanlı Fransız arası yok, hemen kapıyor Fransız gemiyi, onu da geri getiriyor. Mağrip limanı, şimdi korsanlığın şöyle, korsanlığın ve esaretin aslında ticareti arttırıcı bir fonksiyonu var. Bir, şimdi esir geliyor. Esiri fidyeyle alacağım diye oradan buraya adam geliyor. Sonra oraya gidiyor. Bu ortak bir hukuk alanı yaratıyor bir kere. Yani öyle bir şey olacak ki, ben seni esir aldım, Hasan seni kurtarmak için bana para yolluyor, ben seni bırakıyorum, aramızda bir kredi ağı oluşuyor. Değil mi? Kredi kelimesinin kökeni nedir? Kredi ne demek? Kredit. Evet. Kredit güven, güvende demek. İngilizce'de böyle garip bir şey var. Şey. Evet. O zaman madem exit ne demek? Efendim? Exit. Çıkış, çıkma. Exit Latince çıkıyor demek. Kredite güveniyor demek. Profit faydalanıyor demek. Evet, onlar üçüncü geniş zaman üçüncü tekil şahsında çekilmiş bir araba fiil var. Deficit, profitin tam tersi. Hep öyle şekilde kredit de bu anlama gelir. Affidavit, yani affidavit diye okunan aynı şeydir. Bu güven sistemleri kuruluyor. Yine bu korsan anamiz olan köleliğin gerekli bir iktisadi olgu olduğunu bilelim. Bir işe yarıyor, olmazsa olmaz. Bugün nasıl yapıyoruz? Kölenin yerine bugün ne yapıyoruz? İşçi. Ne işçisi? Ne işçisi yapıyoruz kölenin yerine? Evet. Suriyeli dediler, başka? Köle ne nasıl işçidir köle? Kayıt dışı, güvencesiz. Kalitesiz işçidir. Hiçbir işe yaramaz. En dandik işleri yaptırdığımız adam. Gelişmiş ekonomilerde ne işçi olur? Maaşlı işçi olur. Venedik'teki işçi maaşlıdır. Nerede var kölelik? Pamuk tarlası. Pamuk tarlasını duyan en kaliteli işçi. Oraya zaten adam götüremediği için köle götürüyor. Tamam, şimdi bugün bunu neyle yapıyoruz? Kaçık işçilik, çocuk işçiliği ve işte dediğim gibi mesela işte Türkiye'de çocuk bakmayı kim yapıyoruz? İşte Orta Asya'dan geliyor, onu yapıyoruz. İşte Amerika'da kim yapıyordu? Amerika'da biz yapıyorduk. İşte böyle doktor öğrencisi, oper ya da şey. Amerika'nın yapmayacağı iş. Vasıf da istemiyor çünkü. Dolayısıyla bu anlamda bu köle lazım. Bu köleliği bu karşılayacak. Bu köleyi kurtarmak için de dediğim gibi hem ortak bir hukuksal alan yazıyor, hem bir iletişim ve de para transferi. Yani hem mektuplar yazılıyor birbirine. İki Akdeniz iki kıyısını bir araya getiren bir şey korsanlık. Dolayısıyla sadece yıkıcı tarafına bakmamak lazım. Yıkıcı tarafı da zaten çok etkili değildir. Baktığınızda korsanlığa kaybedilenler, fırtınaya kaybedilenlerden daha az. Bu anlamda psikolojik etkisi aynı terörizmdeki gibi gerçek yıkıcı etkisinden çok daha fazladır. Mesela trafik kazasında çok daha fazla insan ölüyor ama bir terör aktivitesi dünyanın her yerinde daha çok infial alır. Psikolojik bir etkisi vardı. Bir de herkesin başına gelebilecek. Trafik kazasından ya da kanserden kendiniz kurtulabileceğini düşünürsünüz. Ötekinin o her an her yerde olabileceği sizi derinden etkiler. Dolayısıyla korsanlıkla ilgili kaynaklarımız da bütün çoğunluğu ve Avrupa kaynaklarına gelmesi böyle bir şeyi ortaya koyuyor. 11. cepte de ganimetin nasıl paylaştıklarını şey yaptım. Madem bu bir endüstri, kim ne para alıyor, nereden ne kadar alıyor bunu şey yaptım. 10. cepte. 11. cepte de uluslararası hukuk açısından baktım. Şimdi iki kavramı ayıracağız. Biri pirat, deniz eşkıyası dediğimiz bugün Somali korsanlardaki gibi. Bunlar 3-5 tane adam toplanıyor. Bu en fazla kıyısında, yani ufak iş. Şimdi iş büyüyünce, değil mi? Mafya dediğiniz sokaktakidir. O mafya iş büyüyünce başka bir şey olur artık. Şimdi derin devlet oluşuyor. Çünkü ele geçen mal büyüyünce saklaması zor. Yani siz büyük bir vurgun yaptınız. Denizde kimsenin hükmü geçmiyor. Bir de iki tane böyle 50 bin düka kaldırdınız. Güzel para. Ne yapacaksınız bunu? Nereye götüreceksiniz? Bugün de öyle yolda 20 milyon dolar buldunuz. Nereye götüreceksiniz? Kayıt içine sokmak. O zaman sana bir hukuki sistem içinde bir yer lazım. İşte bu yeri almış adama korsan diyoruz. Bu ne yapıyor? Bir siyasi otoritenin koruması altında. Çünkü ben gittim. İşte buradan aldım şeyi. İzmit'e götürdüm. İzmit'te de sattık yedik. Yarın öbür gün Sarhaddin gelecek. Gemileri. İzmit'i bombalayacak. Çünkü hırsıza kapı açmış. Dolayısıyla o sorumlu alıyorsa İzmit. Şunu bekliyor senden. Hem para bekliyor hem de diyor ki benim dediklerime saldıracağım. Benim demediklerime saldıracağım. Ben burada 30 kişilik bir korsan reisi varsa bu 30 kişinin bir komitesi var ve senin kendi diplomasine uyup uymadığına bakıyor. Ben diyor Hollanda ve Fransa ile barıştayım, İngiltere'de değil, İngiliz'e saldır. Hollanda'ya saldırırsan Hollanda konsolosu itiraz ettiğinde geliyor diyor ki sana, arkadaş sen Hollanda'ya saldırmışsın bak, çünkü onun cezasını çekersin ki oyun boyunca defalarca Hollanda, İngiltere, Fransa, 1980 Fransa defalarca, 1960'da İngiltere gelip bombalayacak, şehri bombalıyorlar. Dolayısıyla bu siyasi sonuçları taşımak zorunda olanlar ekonomik dengeyle siyasi sorumluluk arasında bir şey. Yani herkes para getiriyor, o güzel falan uzun etaplı düşünüyor. Ve zaten korsan şeyleri kırılmadı inşallah. Korsan şeyleri
buna göre ve kuralları uygulamak. Peki kuralları uyguluyorlar mı? Kurallar neler? Şimdi bir, kuralları uygulamadığı dönemde Hristiyanların dahi başvurabileceği uluslararası mahkemeler var. Mağdur din farkı olmadan başvurabilir. Bizimkiler gidiyor şeye başvuruyorlar. Malta'ya. Tabi taşımacılık yapan Hristiyan çok, Müslüman çok olmadığı için. Niye yok Müslüman gemicilik? Çünkü o ticaret yollarının büyük bir çoğunluğu batıda, batı kıyılarında olduğu için Müslümanlar taşımacılığı Sicilya'yı falan kaybettiklerinden sonra, yani yol, o yollardan silindikten sonra bırakmışlar. Yani Doğu Akdeniz'de varlar ama Batı Akdeniz'e taşımak tam Hristiyanlara kalmış. Çünkü Hristiyanların, Müslümanların olduğu kıyılarda denizcilik yok. Orada seyir sefer yapamıyorsun. Dolayısıyla oraya bir seyir sefer de problem var. Şimdi kurallara uymayanlar cezalandıran komisyonlar var. Reislerden geliyor. Evet diyor, deniz diyor. İşte sen böyle böyle yapmışsın. Itmık dersen falakaya yatırıyorlar. Çeşitli cezalar reisini elinden alabiliyorlar. Yani kurallara uymak lazım. Korsanlar genelde bu kurallara uymayı özen gösteriyor ve kuralları hep bozdukları oluyor ama hep bozan da onlar değil. Hep mağdur Avrupalı değil. Şimdi Avrupalı yazıyor. Bazen de görüyorsun Avrupa ticaret gemisi buna bir tane salvo atıyor, o da ona saldırıyor falan. Yani orada öyle bir şey ki ben geldim, yaklaştım. Yaklaştığımda bana bir tane kurşun atarsanız, Fransız da olsanız, size saldırma hakkım var. Teslim olmazsanız saldırma hakkım, yani beni teftişime izin vermezseniz saldırma hakkım var. İçinizden geminin içinde Yahudi bilmem ne çıkarsa ya da işte İspanyol çıkarsa, işte yani saldırabileceğim milletin malı ya da insan bir vatandaş çıkarsa onları da alabilirim. Dolayısıyla dövüp bir tane miço bulup dövüp bu gemi Portekiz gemisi falan dedirtip el koydukları oluyor. Çeşitli yani. Şimdi denizin ortasında ne olduğu bilinebilir mi? Çok fazla ihlale açık. Sefere çıkmadan belirli belgeler alıyorlar. Birincisi Lettre de Marque dediğimiz ja da Almanların Kaperbrief, Hollandalıların Commissie van Retorsie, yani Retorsie şey, intikam. Bu ilk reprisal, bu ilk oradan çıkmış. Neyse o konuya girmeyeyim. Yani ilk bu korsanlığın çıkışı intikam alma. Sen bana vurgun yaptın, ben de sana. İlk Avrupa hukukunda orada çıktığı için böyle belgeler var. Bu diyor ki, bu adam Amsterdam'da hükümet tarafından onaylıdır. Cezayir hükümet tarafından onaylıdır. Yani sen cezayla barış içindeysen ne demek bu? Ben Cezayir korsanıysam, sen de Fransız amiraliysen beni gördüğünde şunu düşüneceksin. Ben cezayla barış halindeyim. Bu adama saldıramam. Bu da zaten Fransız elçisine saldır, Fransız vatandaşına saldırmaz. Çünkü Cezayirli. Tabii bunun için Avrupalı konsoloslardan da bir pasaport alıyor. Konsolos burada şunu diyor. Sevgili Fransız amirali, bu adama saldırma. Bu adam Cezayir'den onaylı bir reistir. Fransız gemilerine saldırmaması gerektiğini biliyor. Buna yardımcı olmaya çalışın. Bunlar bizim müttefikimizdir. Üçüncü bir gemide ticaret gemileri taşıyacak. Üçüncü belge. O da pasavan ya da konje deniyor. Osmanlılar patent ediyor. Ben pasavan lafını daha çok seviyorum ama bunun şey patentten biraz 18. yüzyıl lafı. O da bunun bir ticaret gemilerinde bir kopya var. Peki bizimkilerde ne var? Onun eşi var. Şimdi bunlar tırtıklı yapılıyor. Bunlar üst tarafını veriyorlar. Yukarıdan okuma bilmedikleri için. Şöyle bir belgeye bakın. Görüyor musunuz? Şu kısmı bizimkilerde. Bu mesela bu nece? Bu damca. Şimdi nereden danca bilecek yani? Türkiye'de de arasak 3 kişi yoktur şu anda. Bu da öyle bir şey. Bunu okuyamıyorum. Şimdi bu üst tarafı var. Böyle hop bakıyor. Bazen de işte şeyleri karşılaştırıyorlar. Kaç satır var falan. Ya hiç Osmanlıca bilmeden arşive girmediniz mi? Oralarda böyle değil mi? Bazen hani okuyamadığınız yer böyle ya bak onun gibi düşünün. Siyakatla ilk karşılaştırdığında hissettiğiniz şeyi hissediyorlar her seferinde. Son chapter'da da işte orada da, şey zaten daha önce biraz bir makalem vardı benim. The Center and the Frontier diye. Bir tek bu burayı onu yeniledim, bayağı geliştirdim. O bu tamamen bir müessese ve teşkilat tarihi. Yani Cezayir ile İstanbul arasındaki ilişkiler. Birincisi, bunlar niye birbirleriyle ortaklar? Çünkü korsanlar kendi kendilerine bir cumhuriyet kurmuşlardı orada ya da krallık kurmuşlardı. Niye İstanbul'un çatısı altına girdiler? Ne bekliyorlar? B. Osmanlılar bunları niye çağırdı? Osmanlılar ne bekliyor? İşte orada görüyorsunuz Osmanlılar denizcilik bekliyor, işte bunun haber alma gücü, arabuluculuk yapmaları. Yani hem soft power'ları hem knowledge'ları. Çünkü denizci lazım. Mesela bizde bir şey daha, yetiştirme diye bir şey yok eski devlette. Okçu lazım, ne yapacaksınız? Okçuların yetiştiği köyler var, oradan alacaksınız. Mesela her Türk asker doğar diyor. Ne demek? Her Türk asker mi doğar? Ne demek bu? Nereden geliyor bu? Hayır, kim öyle? O kadar bedelli var. Hiç kimse de öyle yetiştirmiyor. Hayır, şimdi nasıl? Ne demek o?
Ne, nasıl yetiştirdi yani? Önceden çocuklar işte at binmeyi öğretti. Nomad top, eskiden siz light archer istiyorsanız, hafif süvari istiyorsanız, bu ne olacak? Eğer bozkır. Bütün İslam devletleri bunu kullandı, Emeviler kullandı. 750 yılında Horasan'daki, o hepsi Türk olmayan, birçok İran şeyde nomadlar geldi, Abbasilerle işi ele geçirdiler. Bu kadar basit. Çünkü askerlik onlara kalmıştı. Şeyden çıkan Bedevilerle bir yere kadar gidiyor. Yani nüfus olarak fazla değiller. Dolayısıyla peki denizci nereden çıkıyor? Balıkçı. Akdeniz'de en büyük problem balık yok Akdeniz'de. Balıkçı da az. Balık çalışıyor, denizci az. Buradan gelen problemler var. Dolayısıyla böyle olan denizciler çok değerli. Bunu görüyorsunuz. Mağripler için de bir meşruiyet sağlaması. Yeniçeri'den adam toplama bu önemli. Şey Akdeniz'den Yeniçeri Anadolu'dan Yeniçeri toplama bu önemli. Niye? Siz Yeniçeri devşirmenin mantığı nedir? Ne yeteneği olacak çocuk? Yabancı. O bak işte o ne biliyor musun? O anlatılan değil o. Yani o beklenen. O Merkez Bankası'nın ilk Ocak ayı tahmini. Ben Kasım ayı tahmini soruyorum. Yabancı. Ne demek yani yabancı? Üç oda oluşmasın. Evet aynen öyle. Köksüz, kökensiz, elitleşemesin, monşerleşemesin. Olay o yani. Çünkü bu vardı Turanoğulları. Mesela Sancak Bey'inden yukarı çıkarmıyor. Niye? Alternatif olmasın. Dolayısıyla bunlar tam tersini yapıyor. Araplar marapları sokmuyorlar. Onlara zaten kul olur diye dışarıda bırakıyorlar. Hep şeyden getiriyorlar Anadolu'dan. Böylece bir dışarıdan gelmiş bir elit olarak kalıyorlar. Bunun başka örneği mesela Mançular vardı Çin'de. Onlar da öyle. Hanedanın adı Manço Hanedanı. Böyle sonuna kadar Manço. Onlar hiç karışmıyorlar Han Çinleriyle falan. Onların bir kimliği oluyor. İşte Osmanlı tersanelerini kullanabiliyorsun. Çeşitli işte kereste, yelken bezi gibi şeyler alabiliyorsun korsanlar. Ve tersanede çeşitli görevlere getirilebiliyor. Gene burada uluslararası hukuk açısından bakıyorum İstanbul ne kadar korsanlara hakim falan bunları inceledim. Gerisinde yani daha fazla şey yapmayacağım ama bu ve bir şey daha ne zaman bağımsızlaşıyor? 17. yüzyılda bağımsızlar çünkü. Bu çok müesset tarih olduğu için benim içimi sıktı yazarken. İkinci kez de yazdığım için. Ama tipik anlamda gene bir 60-70 sayfa o çok diğer hani böyle hardcore Türk tezlerinde bulabileceğiniz o detaylı müessese şeyi de burada bulabilirsiniz. Hani olmadı demesinler. Osmanlı arşivlerinden de ne çıkabiliyorsa burada hepsini kullanmaya çalıştım. Hani o arşivlerin potansiyelini görün diye. İlk 11 ile 12. chapter'ı karşılaştığımda da iki arşivin neler verebileceğini göreceksin. Çünkü başka bambaşka bir dünyadan bahsediyor ilk 11. chapter, bu 12. chapter'a göre. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geldiniz buraya kadar beni şereflendirdiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sorularla birazcık devam edelim isterseniz. Yani herkesin bir soru sorma hakkı olmasın ama herkesin bir soru sorma hakkı olur da. Olursa evet. Teyettüsü kılarız. Paralize olmuş bir şey görüyorum zaten böyle. Ne çok şey anlamadım falan filan. Evet lütfen rahat olun soru sormak olsun. Kuzeyli korsanlarla güneyliler arasında ne gibi farklar var? Kuzey kökenli korsanlar gibi. Şimdi kuzeyde denizcilik yelkenli gemi üzerinden yapılır. Hemen geri gidelim. Çok benim için doğru onu açıklamam yani lazım. Yani köken olarak mesela benzer bir farklı yani. Irk kökeni açısından mı? Ekonomik hayat. İkisinde de bu yöntemler vesaire. Şimdi biri şu tip gemi kullanıyor. Olay aslında. Şu gemi. Kalyon ve tipleri. Tamam mı? Bu gemi şimdi topun ucuzlaması sonucu ve yelken. Yani bu 4 direğe 10 tane yelken çekme. Buna tam armalı gemi denir. 4 direğe ulaşması. Şu demek her türlü Akdeniz'de hakim rüzgar yok. Okyanus gibi değil. Bir yerden bir yere vurduğunuz mu gidemiyorsunuz. Dolayısıyla rüzgarı öyle hep arkandan alamazsın. Yelkenli gemiyle bir yerden bir yere gitmek işkence. Özellikle savaşta manevra yapamıyorsun. Ama yelken kombinasyonları artınca o manevra mümkün oldu. Bir de topun ucuzlaması bu gemilerin sağına yüksek bordolu. Zaten sen şimdi kadırgada kürek çekiyorsun. Senden 10 metre yüksek bir şey. Bir de bunun 20-30 topu var. Tepene açık kadırgada. Bakın bu gemiler açık. Kadırgaya dönelim. Bakın görüyor musunuz? Bu gemiler açık. Burada bunun üstünde buradaki adamların hepsi açıkta. Önde biraz top var. Bunda yanında top olduğu zaman buna yukarıdan tepesine atıyor. 200 kişi öldürüyor. Burada 5 kişi öldürüyor falan. Dolayısıyla bu gemilerin önemi arttı.
Çünkü bunlar hem ticaret hem savaş gemisi olarak da anında değiştirilebiliyor savaş esnasında. Bu da İtalyan ve İspanyolların kadırga ile sınırlı kalmaları, Cezayir'e 1600'lerden sonra gelecek yelkenli gemileri kim getirecek? Ne yapacaksınız yani? Bugün mesela kim getiriyor bu tip şeyleri? Getiriyor mesela bir şirket kuracak, Amerika'da uzman getiriyorsun, burada millete yetiyor. Orada da aynı sistem olmuş. Getiriyorlar. Getiriyorlar dedim, bunlar da İspanya, İngiltere Savaşı'nda korsanlık yapıyor. O zaman donanma diye, bir de şu memur mantığından konuşalım. Bakın çok devletçi bir tarih olduğu için. Böyle devlet var, memurları var, işte bunlar ne bileyim fiş dolduruyor, öyle bir şey değil ki bu. Adam bir gün asi, ertesi gün vezir. Adam Mehmet Paşa işte. Asiydi adam. Vezir yaptılar adamı ya. Bu çok olan bir şey. Tabii öyle. Sisteme katıyor, atıyor. Dolayısıyla bu adamlar zaten donanma dediğin İngiltere'de de İspanya'da Francis Drake gibi adamlar işte. Bunlar da korsanlık da yapıyor. Hem de böylece daha ucuza geliyor. Şimdi savaş bitince 1609'da bunlar nereye gidecek? İngiltere'de İngiltereli korsanlar, Hollandalı korsanlar işsiz kaldı. Hop Cezayir'e geliyorlar. Buradan gidip gene aynı şeyleri vuruyorlar ama Cezayir, daha doğrusu malı Cezayir'e boşaltıyorlar, olay o. Yoksa o gidip gene tabii yaptıkları işin orada. Yani Cezayir'e boşaltıyorlar. Malı Cezayir öyle tanışıyor yelkenlerle. Arka tarafta bir soru vardı herhalde. Buyurun. Hocam, peki Cezayir'deki hakim değil, bir sabit var mı yani? Kim konuşuyor? Hakim. İnsanlar yoksa... Kim ama kim konuşuyor? Yani, Türkçe. Müslüman korsanları kastediyorum. Türkçe. Ya da lingua franca. Yani Türk kökenler Türkçe konuşuyor, yöneticiler, Yeniçerilerin büyük bir konu. Bir de lingua franca diye sen var yapmak gibi İtalya İspanyolca üzerinden böyle bizim Kızılderililer Tom 86'da konuştukları dile benzer bir dil konuşuluyor. Buna lingua franca denir. Daha sonra jenerik bir isim olarak bütün evrensel diller lingua franca demiştir. Ama o zamanki dilin adı Sabir ya da lingua franca. Müşterilerin ne kadar Türkçe konuştuğuyla ilgili şöyle şeyler buldum. Mesela Venedik'te Hasan Paşa da Uluç Hasan Paşa. 13 yıllık esaretten sonra İstanbul'a geldiğinde Uluç Ali ile ve Selanik Beylerbeyi, Selanik Sancak Bey'i atandığı yıl, Sancak Bey'ine gitmeden aynı yıl Cezayir Beylerbeyi'ne atanacak. Venedik Balyosu'na ki çocuk arkadaşı bunlar Venedik'ten, 25 kelime Türkçe konuşur diyor. Muhtemelen bütün Osmanlı şeyleri, devşirmeler dahil biraz aksanlı konuşuyorlardı. Yani en kötü benim İngilizcem gibi, hani çok aksanlı değil. Ya da ben öyle zannediyorum. Ama yani hani Amerikalı gibi de değil. Fakat bunlara daha fazla, çok az şey bilen insanlara rastlamamız mümkün. Onun dışında halk Arapça konuşuyordu. Yani ama halk o. Osmanlı için fark eden bir şey değil. Bir de bu son anda şeyden de etkilenmeyin. Mesela şimdi Osmanlı torunları diye şey falan oluyor ya. Osmanlı tam da o şeydir yani, gittiği yerde bir elit yaratır. Yani halkla, halk dostu, el ele falan böyle seçimlere girse %70 alacak bir şey falan değil yani. Yok, ondan sormadığını biliyorum. Senin üzerinden gelince bir araya. Senin üzerinden bir anda not düşmüş oldu. Senin onu demediğini biliyorum. Lingua franca o dilin adı. Ne biliyor? Derbelice yok mu? Vardır. Yani dediğim gibi halkla ilgili kısmına hiç bakmadım. Ben de bir Osmanlı olduğum için direkt. Ben Cezayir'e gittim ama yani burada Cezayir'le bir arkadaş vardı geçen. Bu sefer gelmemiş. Biri var çok itiraz etmişti geçen burada. Geçen kitabı evet. Yapmadık. Bir iki tane ben yazmak şey seyahatname taşı yapmıştım. Evet orada çok kızmıştı bana. Öyle demiyor aslında, ben bütün şeyi öyle demediğini söylemiştim ama o tam Türkçe yakalayamadı falan. Ona sorardık. Bugün de vardır herhalde berbere. Geçen gittim. Çok enteresan bir yer Cezayir. Mesela yolun ortasında arabayı tutuyorlar ve dörtlü yakıp mesela şey almaya gidiyor. Yolda böyle bekliyor herkes. Hiç kimsenin bir yer acele olmadı, muhteşem bir yerdi. Ve her yere 4 saat geliyor. Mesela çocuk dürüm götürüyor, adres soruyorsun, 1,5 saat seni götürüyor adrese. O dürümü bekleyen ne yapıyor arada bilmedim ya. Para da istemiyor sonra. Muhteşem, çok iyi insanlar. Ama Türkiye kendim böyle 70'lerde, anlıyorum ben şimdi, 70'lerde buraya gelen Amerikalıları, bizim yani en şey, en Türk'ü olanı bile böyle bir çok eleştirisel bulurlardı. Adam tabii oraya gelip öyle bir ortam görünce o rahatlık olmuyor yani. Ben İstanbul hızından sonra beni ya konuşma yapmayı unuttum. Bana konuşturma yaptırmadılar. Yani konuşma yapmadan geldim ben. 4 gün yedim içtim. Özel uçakla çöle böyle götürdüler orada şeyler. O kadar iyi baktılar ama konuşma o kısmı unuttular. Ben de bir şey demedim yani. Hayır. Ne yapayım ben yani şimdi adam misafire işte ev sahibine saygısızlık olur diye. Hayır şöyle bir ortam oldu. Benim konum şu.
Till theft do us apart. Hırsızlık bizi ayırana kadar. Yani Cezayir'e kızıyorlar bu şeyden dolayı. Yani Cezayir şimdi bunlar bir çıktılar işte Osmanlılar, Cezayir falan böyle bir anormal bir anti-Fransızlık ve anormal bir Türk şeyi böyle iki. Benim şimdi zaten şeyde Cezayirler hırsızlıkla suçlandı Osmanlılar tarafından falan olunca ortamda zaten çok işime geldi konuşmayı yapmak. Seni oyalamışlar. Tabii. Yok ben daha hiç söylemeden yani unuttular unutunca da benim dedim işime geldi hiç girmeyeyim bu topa. Çünkü bir anda böyle baktım ki olayın bir politik şeyi de var. Tabii ben bilemedim bunu. O yüzden alan memnun, valan memnun. Seni uzaklaştırmışlar hocam abi. Operasyonu sayılır. Peki Osmanlı'da niye öyle suçlanıyor? Yok aslında şey şundan dolayı adamlar abire kafalarına göre saldırıyor. Osmanlılar da yani sevmiyorlar korsanları bu açık açık şeye söylüyorlar ya bunlar bir avuç işi bozuyorlar. Mesela gidiyor barış yapıyor saldırıyor. 1550'de Şalken'de savaş gene bunlar yüzünden çıktı. Onun kendi bir ritmi var mesela şey alacak. Buğday mesela buğday yüklü gemiyi alıp limana geri dönmek zorunda yani bu çok net bir şey. Yani Cezayir'de, Tunus'ta korsanlığa kapı açmaya yüklediğini de orası geçinmek için yani yiyecek ekmek yok buğday yüklü gemiler var. Hasat kötü gelmiş. Buğdayı parayla alamadığı için, donanmayla da alamadığı için gidiyor korsanlıkla alıyor. Şimdi o buğday çalacağım diye burada elçi tepesine binince bunların tabi Osmanlıların da ama Naima'da var. 1030. sayfa falan olmasa kitapta da var. Orada görüyorsunuz yani. Geldiler kapımızda köpekler gibi atlar da kimse bunu. Gidiyor beyler beyini öldürüyor bunlar falan. Yani Cezayir'den çok şikayetçi. Özellikle köprülü falan köprünün dedikleri falan Naima'da bakın açık açık var. O Cezayirler bunlar düğmeye hazır değilmiş. Yani o yüzden. Onu ben çıkaramadım yani Cezayir'den. Hocam bir soru ben sorabilir miyim? Tabii. Bu iktisadi boyutuyla ilgili bu deniz aşırı ticaret yapan tüccarlarla ya da sarraflarla veya bizdeki paralıkla bir ilişkisini... Vallahi varsa da ben bulamadım. İlla tabii ki öyle insanlarla var da ben şununla var diyemem. Çünkü ben burayla alakaları yok bunların. Rastladınız mı böyle bir köy ilişkisiyle ilgili? Şimdi burada yok ki korsanlık. Nasıl olacak? Hayır, yabancı aşıklardı yani. Yok, batılı bir şeyle, batılı tüccarla olamaz. Sarrafla. Şöyle oluyor, onlar gidip, şöyle oluyor, sarrafla ilişkisi olmuyor da gidip bunlar malı zaten şeyde sattıkları oluyor. Aynı bir hırs, başka bir hırs kendi malında. Gidiyor Livorno'ya boşaltıyor mesela. Onlar bu parayı finanse ediyorlar zaten. Mesela gelip alıyorlar, esir ticareti kullanıyor, Cezayir'e gidiyor alıyor. Yani dolaylı olarak zaten o çok eleştiriliyor yani bu işin, bu şeye ateşi biz ateşe kömürü biz atıyoruz diye. Kredi ihtiyaç durukları falan rastladın mı kredi zaten şimdi gemi şöyle oluyor. Gemi düzeceğiniz zaman armatörler var. Daha ne kredi olacak? Gemiyi düzüyor adam. Sen tayfa olarak biniyorsun. Malın yarısı tayfaya kalıyor. Tayfa kendi aralarında rütbeye göre 3 parça, 5 parça hisse dediğimiz, parti dediğimiz şeyleri alıyorlar. Onun da kredi var zaten. Ama mesela emeklilik fonu falan var aralarında, şey yapıyorlar işte mesela ölene bakıyorlar falan o tür şeyler. Ya her toplumda var, bunlar da var. Ya çok detaylı bir sistem oluşturulmuş. Biraz evrensel bir tür şeyler herhalde. Sen... Hocam biz bu Akdeniz korsanları hakkında verdiğiniz bilgileri mesela kıyasen Hint Okyanusu'ndaki veya Karadeniz'deki korsanları da uygulayabilir miyiz? Yani onları da bu şekilde anlayabilir miyiz? Şimdi evet ama farklar var. Çin daha iyi, Çin. Çin-Japon korsanları. Onlar güzel. Çünkü Karayip korsanlarında mesela bir din faktörü yok. Bir taraftan bir tarafa geçmek, Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçmek kadar şey değil. Bir de orada şey yok. Zenginlik, fakirlik farkı yok. Transit üzerinden yapıyorlar. Yani benzerlikleri var ama farklar var. Yani siyasi bir otoriteye dayanıyor mu mesela? O anlam, tabii. Zaten bu şey, farklılık orada da aynen var. Pirate, privateer. Ya zaten büyük ölçekte yapan herkes privateer olmak zorunda. Yani nereye boşaltacaksın? Mesela Black Sails iyi diyorlar dizi için. O mantık kötü. Öyle Freeport yok yani. O limanı topa tutarlar. Bir limana oturmuş herkes kafasına göre geliyor. Limanı alır adam. Gemi niye kovalayacak ki? Adresi belli yani. Limanı. Bir sezonu izledim. Bir türlü alamadılar limanı. Bıraktım ondan sonra. Gemicilik tekniği açısından detayları iyi de. Yani evet. Aynı mantık orası için de var. Eşyanın tabiatı gereği, ekonominin ve hukukun tabiatı gereği olmak zorunda. Buyurun. Sanat sayıları Ahmet Yenikler çıkmıştı da başka şansınız olduğu şeyi evet. Ben İhsan Oktayanları tarihçi olmamdan kaynaklanıyor. Bir çok şey yapmıyorum. Yani çok okuyamıyorum, sevmiyorum.
Ama eminim çok şeyi vardır. Ya, kendisine bir şey olarak da algılamayın da. Hep söylüyorlar. Yani o tarihsel roman okuma şeyimi ben kaybettim ama onun zaten romanları fantastik tarihseller çok. Evet. Bir tadı var, bir şey olabilir ama artık benim yani amatı da biliyorum. Benim gözüm artık o çok kötü bir, yani meslekle beraber tarih artık sıkıcı gelmeye başlıyor. Şeyi mesela okuyamıyorum yani. Tarih roman okuyorum. Hemen mantıksızlıklar. Halbuki romanın olayı o değil. Ama benim yani çarpıyor. Mesela Kutsu Kıtlar Atlası'nda şey falan vardı. Adam 5 akçe alıyor. Evin kirası 10 akçe. Nerede böyle ekonomi yani? O takılıyor. Ya da şehzadeyi atıyorlar. Saraydan dere varmış ya. Şehzade öyle boğulup atılır mı yani? Falan. Halbuki bu mu olay değil. Ama yani benim kendi bir defektim olarak bunu çok söylüyorlar Amat'ı. Eğer ben yani tarihsel roman olarak besleyen şey Michel Zavako ile Kemal Tahir'dir. Melville. Pardon. Melville de okudum. Özellikle denizcilik. Herman Melville. Moby Dick'i de okudum. Evet. 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 Başka kitaplarında da ben Moby Dick'i okudum. Bir de böyle Batavia's Graveyard gibi güzel romanlar falan ama şimdi Avrupalılar yapıyor bunu. Tarihsel şeyleri doğru oluyor. Bizde tarih romanı iki türlü yürüyor. Bir fantastik türden. Onların da roman tekniği güzel olanlar var. Kötü olanlar var. Yani İhsan Oktayanlar'ınki teknik açıdan güçlü. Bir de siyasi romanlar var. Şey gibi işte böyle Osman Han falan gibi. O başka bir. Onun da güzeli Kemal Tahir. Hakikaten çünkü evet. Roman tekniği güzel. Onda da bir siyasi şey var. Yani bir az ama yani korsanların işte şeylerinde bayraklarında kaka falan işte onları kullanması bir sembolik bir manası mı? Öleceksin işte oğlum. Öleceksin. Bunların hepsi Yale Üniversitesi'nin skalen bonzun işi işte. Dünyayı 5 aile yönetti. Görüyorsun. Öleceksin daha ne anlamı olacak? Kuru kafa görünce sen ne hatırlıyorsun? 3 güne sana bir şey piyango vuracak mı anlıyorsun yani? Kuru kafa. Öleceksin. Yani şey pazuyu yatağını falan dağıtmaya göre pazı dayak yiyeceğini tepsiyordu yatağında. Ya çok net bence sen bu. Onun dışında bir şey varsa bilmiyorum. Hocam okla fal bakmaktan bahsetmiştiniz. Onu tam olarak nasıl yapıyorlar? Yani? İki kişi oku tutuyor. Sonra birbirleriyle oku şey yapıyorlar. Hesapta o kolu başkası yönetiyor. Ya da okları atıyorlar kim üstüne düşüyor falan. Pek yani şey bir. Şimdi bunu gören insan bunu hiçbir zaman kendi yapan yazmadığı için belki bir gün bir kaynaktan da bulabilirim. Yani biraz daha şimdi bu chapter'ların bazıları tabii 12 ayrı chapter. Yani ne kadar şey olursa olsun. Mesela ona bakmak lazım. Bu Remin işlerine bilmem ne işlerine bakarsak belki o Hristiyan'ın anlattıklarını daha rahat manalandırabilirim. Ya da, ama kimse de gelip bana şu şöyle demedi yani. Öyle bir feedback alabilirsem belki bunun nasıl yapıldığını anlatan bir ne bileyim tasavvuf eseri vardır ya da bir Arapça kitap vardır. Oradan eşlersin ama adam şimdi bunu görüyor, duyuyor, esir anlatan ya da elçi. O mekanizmayı anlamıyor olabilir. Birkaç yerde oldu böyle. Bir şey anlatıyor. Sonra bir gün fark ettim aslında abdesti anlatıyor. Bunlar diyor bağırıyorlar diyor. Ha hu bir şeyler yapıyorlar. Sağa sola dönüyorlar. Namazı anlatıyor. Ama birkaç yıl anlamadım. Öyle bir anlatıyor ki. Yani anlattığı şeyi ama herhalde olması lazım. Çünkü hepsi beraber yapıyor diyor. Sonra bir gün o gün geçiyorsun. Yani bu da böyle bir şey belki bir yerde daha detaylı yazıyordur. Ama dışarıdan bir gözlemci olduğu için. Okul tasavvufu bir arka yapısı var. Ben acaba hani oradan mı? Olabilir. Şey yaptılar diye düşündüm. Ben de okçuluk tarihi çalıştığım için oradan biliyorum onu okun. Tasavvufi bir arka yapısı olduğunu. Ben de gittim oka. Sonra baktım ki çok çalışmak gerekiyor. Yelkene gittiğim gibi onda da. Ama şey atıyor musun oka? Atıyorum. Kimle? Okçular Vakfı'ndayım. Okçular Vakfı. Bu bizim Murat Özveri'yi biliyor musun? Onlar şey. Tanıyorum da. Trendaz. Yani, işte tren, onlar şey. Onlar daha mı kötü ok atıyor? Hayır, hocam onlar kıramaz. Farklı bir grup. Yani onlar farklı bir yani. Bizimki okçular var. Onların Trendaz ayrı bir okçuluk kulübü. Tamam okçular olarak iki sol fraksiyon gibi bölümleri biliyor musun? Geleneksel modern yakar olarak. Geleneksel ve yakar. Hocam onlar at üstünde atabiliyor musun? Yok bak daha onu yapamadım. Yani 4 nola kaldırıyorum da elini bırakıp ok atamıyorum. Zaten. İş orada. İş orada. Yok yani onu değil mi? Part atışı geri dönüp onu yaparım. Onu da yapıyorsun. Ha yapsam belim kırılır herhalde. Neyse. Gittik biz de yaptık. Aslında bakın böyle şeylerin benim hayatımdaki en büyük şeylerden biri. Beni yelkene götürmek istediler. Bizim orada herkes yelkencidir yani.
donanmada, yani ben Gölcük'te büyüdüm, donanmada donanma var orada. Herkes yerken falan bir şey yapar, ben de güzel körek çekerim. Yani bütün şey, yelken çocuk götüreyim dedi. Yanda da bir yelken kulübünün bir şeyi var. Ben gittim, ilk gün yelken öğrendik. Dediler ki, hadi ben gidiyorum. Dediler, nereye gidiyorsun, ne dedim? Yelkeni temizleyeceksin. Dedi, nasıl ya? Yelkeni mi temizleyeceğim? Yelkeni zaten içinden su çıkmıyor. Onlar büyük yelkenler falan. Onu bıraktım ama çok önemli bir şey. Teknik meseleleri anlayabilmek için bu tecrübi tarih falan filan şeklinde yapmışlar bu ok işlerinden falan. Anlayamazsınız. Ok atan birinin ya da denizcilikten anlayan birinin, kürekten anlayan birinin denizciliği anlamasıyla sadece belgeden okuyan birinin fark var. Ben o anlamda çok kendimi hani, ne bileyim, biraz o tip insanlarla konuşarak, belgesele bakarak, az çok biz de hani denizde yani her şeyin yani gemisinden denizaltısına girip görmüşlüğüm vardır. Biraz öyle. Yani biraz bu niş işler. Tabii her tarihçi bunu yapmak zorunda değil. Ama ana temalarını anlayabilmek için zaten belli kaynakları okumak zorunda. Yani bizde şöyle bir şey var. Ben belgeyi okurum. Orada anlatılan anlayamazsın. Yani nasıl tasavvuf belgesini ya da bir insanın mantetini anlamak için dili bilmek gerekiyor. Burada da pratikte bilinmesi gereken şeyler. O yüzden çok yararlı olabilir. Doktor öğrencisi misin sen? Doktor. Nerede yapıyorsun? Hacettepe'de. Hacettepe'de. Ne üzerine yapıyorsun? Silah tarihi çalışıyorum. Hı. Kimle? Tek tek sıra. Hepsini bir söylesene. Henüz daha seçmedim. Güzel bir, yani o anlamda bu mesela Murat Özver'in kitabı, bir şey, Kahraman'ın şeyinde, Turuncu kitabındaki makalesi falan çok öğreticiydi. Güzel özetlemiş. Şimdi onu insan tek başına bulamıyor. Benim üçüncü chapter'da yapmaya çalıştığım da oydu. Yani deniz teknolojisi açısından nedir, ne ifade eder, kadırga. Şimdi kim anlıyor? Fatih tepeden şeyleri getirdin. Şimdi sizin anladığınızda olan arasında o kadar büyük fark var ki. Yani şu kadırga ile savaşın temel 5-6 noktasını bilmemekten kaynaklanan 73'te bir kitap yazılmış. Muhteşem anlatıyor. Bu literatür birbirinden kopuk şekilde Fransızca, İtalyanca ve İspanyolcadır. Bunlar da birbirlerini okumaz. Herkes kendi havasında böyle, ama bunu böyle çok güzel doktriner olarak ortaya koyan Francis Gilmartin diye bir adam. Bunun 70'te bir kitabı var. Her kitabı çevirdi. Bu kitap çevrilmedi. Ve hala, yani en azından bu kullanılmıyor. Onun içindeki kadırga mantı olmadan Preveze'yi falan anlayamazsınız. Cerbene'yi anlayamazsınız. Yenebahtini anlayamazsınız. Bizde hala satılıyor mesela. İşte Sokollu Mehmet Paşa demiş ki, siz işte bizim kolumuzu kestiniz. Biz gemileri tekrardan yaptık. Sokollu der. Sokollu kaptanı derden anlamakla birlikte denizden anlamaz. Osmanlı donanmasında kadırga şey ne? Gemi hiçbir şeydir. Gemi zaten bir sene gittikten sonra bozulur. Her tarafını nerede tekrardan yaparsınız. Tamam mı? Bunlar kayık şeklinde denize sürtüne gittiği için kalafatlayacaksın şey. Önemli olan denizcidir. Kürekçidir. Denize alışkın insandır. Tecrübeli denizcidir. O gittikten sonra inavattı da sen istediği kadar gemi yap. Ne olacak ki? Şimdi bu basit mantığı bile o kitaptan algılayabilecek, algılanmadığı için hala mesela şey diyor, inavattan sonra Osmanlı hemen işte donanmayı yaptı. Yani hiçbir şey yaramaz çünkü zaten elindeki denizci gitmiş, içine koyacak adam bulamıyorsun. Çünkü kürekçileri getiriyorlar, çankırlar kuzuyor ama yine çankır yani yapacak bir şey. Çankır oralardan getiriyorlar. Şimdi kürek çekmeye dayanamaz. Bakın kadırgaya giden, André Zilberk'in çok güzel bir kitabı var. Fransa'nın yazdığı kadırgaya giden adamların ilk senede üçte biri ölüyor. Diğer üçte biri de iki ve üçüncü senelerde ölüyor. Dolayısıyla senin 3-4 sene kürek çekmiş adam, o hiç ölmüyor da. Şerbetli Spartalı gibi. Aşil gibi yani. O lazım sana. Onlar gittiği zaman koyuyorsun oraya İç Anadolu'dan zorla adamları. Mesela gene onu anlamadın mı? Venedik'in çöküşünü de anlayamazsın. Şimdi kadırga basit teknolojik bir şey yani. Bunlar böyle efemer olarak kullanıldığım hiçbir değeri yok. Yani malumat fırışık, ben nefret ederim. Bir yere bağlanmıyorsa. Şimdi kadırgada eskiden kürekler var. Herkesin bir küreği var. Ferhat'le ben çekiyoruz. Herkesin bir küreği olduğu için şu küreklerden bir tane değil de aynı yerden iki tane çıkıyor. Her oturakta 20-24 oturakta İkişer kürekçi var. 48-96. Bu adamlar küreği kendi tek başına çektiği için hür olmak zorunda. Yani eğitimli. Parayı vereceksin, alacaksın. Fakat 1530'lardan sonra kadırgalar artmaya başladı. Kadırga sayısını arttırmak için şöyle bir yenilik getiriyorlar. Bir küreğe 3-4-5 kişi koyuyorlar. Ferhat başta işi bilse, öteki 4 tanesi köle ya da işten hiç anlamayan, İç Anadolu'dan gelmiş biri olsa da olur. O zaman ne oluyor? Bu şekilde kürekçi sayısını arttıramayan Venedik gibi ülkeler büyük dezavantajda. Venedik niye kürekçi sayısını arttıramaz? Köle kullanamıyor. Niye? Hem nüfus yok. Öyle maraba kullanabileceği var da yetmiyor. Köle de kullanamıyor çünkü bizde ticaret yaptığı için Müslümanları nasıl köle alamıyor? Dolayısıyla görüyorsunuz, para da olsa insan faktörü.
sizin paranız olabilir ama insan faktörü de önemli. Bugün de öyle de anlamıyorsun. İstediğin kadar para var. İşte Türkiye'ye bir sürü para geldi. Arge marge olmuyor. Niye? Üniversitesi yok, laboratuvarı yok. Yani devlet üniversitesine gidin, laboratuvarı yok. Anla. Şimdi o da onun gibi. Tabii canım çok feci. Kütüphanesi yok ya. İstanbul'da kütüphane yok. Akdeniz üzerine çalışıyorsunuz. En zengin kütüphane benim evimde. Türkiye'de. Öyle yani yok. Bir tane dünya çapında Avrupa sanatı kütüphanesi yok. İSAM'dır yani belki. O da Ankara'da bir tek Bilkent. Yani Boğaziçi kütüphanesi falan da değil. Bir tane yok. İstediği kadar konuşuyor. Şimdi ondan sonra 100 milyar dolar getirsem ne olacak? Aynı şey. Şimdi sende paran olabilir ama kürekçi çekecek o şeyin yok. Ve işte o basit kürek teknolojisindeki bir değişimi sosyoekonomi. Çünkü bir savaş tarihi çok güzel bir kitap var. Wayne Lee'nin Waging War ya da hadi onu geçin. McNeil'in Pursuit of Power'ını okuyun. Ya da Gil Martin'in bu kitabını okuyun. Orada göreceksiniz. Askerlik, askeri tarih. Şimdi biz askeri tarih savaşların tarihi gibi anlaşıyoruz. İşte amirallerin yazdığı şey. Bir de tam askeri tarih deyince yani topun tüfeğin işte çakmağı şöyle, flinti böyle. Yani bu bir şeydir ama bir de bunun bir şey sosyoekonomik sonuçları var. İşte ufacık şey sosyoekonomik sonuçları var, siyasi sonuçları var ve hiç tahmin edemeyeceğiniz yerlere gidebilir. Basit bir şey. Avrupa'da feodaliteyi bitiren şey nedir? Topa kadar. Topa geldiğinde bitmişti zaten. İlk darbeyi vuran. Crossbow. Pışk diye bir şey yapıyorsun. Crossbow ne Türkçesi? Half-Life'da var öyle. Tatarya. Arbalet Türkçe mi ya? Yani gene aynı soru, aynı şeyi. De Fransızcasını söylemiş oldu. Neyse arbalet de güzelmiş. Dolayısıyla görüyorsunuz orada. Niye arbalet önemli? Çünkü köylü... Mesela aristokrasi niye var? Hangi toplumlarda aristokrasi olur? Hangi toplumlarda demokrasi olur? Bir tane demokratik toplum söyler misiniz bana eski tarihten? Yunan ne özelliği var Yunan toplumlarının? Kim savaş Yunan toplumlarında? Köylü. Vatandaş. Vatandaş niye? Piyade önemli. Aristokratik topluluk, chariot kullanan bütün toplumlar. Niye? Bir tane chariot, onun İngilizce Türkçesi ne? Şövalye. Chariot. Atlı. Chariot diyorum. Ben de bilmiyorum. Roma şeylerinde var. 1500... At arabasına herhalde at arabası daha. Şimdi chariot kullanan biliyorsunuz hani bir arabayı kullanıyor, öteki ok atıyor. Şimdi bunu o toplumda savaş, en gelişmiş savaş aletini elde etmek çok paraya mal oluyor. Dolayısıyla toplumun belli sınıfı bu parayı ödeyebilir. Herkes silahlar ama dolayısıyla köylü chariot'a karşı bir şey yapamadığı için chariot bir aristokrat olarak şey yapar. Avrupa'da bunun şeyi ne? Ağır şövalye. Ağır şövalye koca bir at, üstünde koca bir zırh. Köylü ne yapsın? Vergiyi vereceğim diyor, veriyor. Ne zaman crossbow çıkıyor, sonra tüfek çıkıyor. O zaman bunlara bir dur dene biliyor. Chariot nasıl dağılmıştı? Chariot'ta da ufak zırhlar, iron çok demir çok ucuzlayınca zırh giyip bir de okçular çıkınca hafif okçular chariot'ları tak 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 avlıyorlar. Zaten bir de üstlerinde zırh da var. Yani bu savaşta hangi en yüksek teknolojinin nerede olması? Topun en önemli sonucu ne? Topun tüfeğin dünya tarihinde. Kralların merkezi. Merkezi devlet. Niye? Top üretecekti. Şimdi çok basit. Biz burada Vefa yöresi olarak kızdık İstanbul Büyükşehir'e. Hepimiz elimizde şeyi aldık, kılıçları. İsyan ettik. Şimdi 500 kişiyiz, karşımızda 2500 kılıçlı geldi. Mücadele edebilirsin saklanırsan. Ama şimdi top yapman için 27 yerden alet gelecek. Bir kadırga yapacağım bilmem ne. Şimdi o ne yapıyor? Lojistiği zorunlu kılıyor. O lojistiğin zorunlu kılınmasından merkezi devlet bürokratizasyonu çıkıyor. Yani çok basit savaş tarihini böyle anlarsanız biraz daha bizi başka yerlere götürür. Onun dışında böyle işte şu tarafa şuraya kazandı, şuradan şöyle gittiler. Medieval Total War gibi anlarsanız bir yere gitmez yani o. Bu anlamda soru sorma anlamındaki bütün hevesi tek başıma öldürmüş olur. Var mı başka soru? İstihbari faydalarından da biraz bahsedeceğiz. Bahsedeceğim ama ben artık istihbarattan öldüm. Hakikaten casusluktan yani bu kitap, o kitap unutulsun diye bunu yazdım. İstihbari faydalı şey, bunların şimdi özelliği çok hızlılar ya. İstanbul'dasınız. İspanya, İtalya, oradan haber alacaksınız. Bir kere buralarla zaten köle üzerinden ilişkileri var. Bir de buralara sürekli tarassut, rekonesans yapıyorlar. Saldıracaklar ya ileride. Buradaki haberlik Cezayir'e gidiyor. Osmanlı böyle haber alır. Yani Moskova'dan haber alacağına ne yapacak? Radyoya bağlanacak hali yok. Tatar'a sorar.
İşte iki İran'dan haber olacaksa Erzurum Van Beyliği'ne sorar. Orada aslında biraz malum ilam gibi bir şey var. Yani bütün vilayetler için geçerli. Bir de bunların özellikleri, donanmada da tarassuk yapıyorlar. Bunlar light ship'tir. Okyanusta fırkataların yaptığı, fırkateynlerin yaptığı şeyi yaparlar. Yani hızlı fışt ya da şunurlar falan var. Onlar hızlı gider böyle. Koca gemi değil. Böyle sağ sol açık gibi futboldaki. O böyle kanat oyuncusu gibidir. Bunlar da o işi yapıyor. Çünkü bir de biz şeyi de anlamıyoruz. Mesela Cerbe Deniz Zaferi'ni okuyun anlamazsın. Şimdi diğer Kadırga'nın bir özelliği, Osmanlılar Kadırga'yı genelde savaşmak için değil de bir yere asker ve top götürmek için kullanır. Mesela şimdi Kıbrıs kuşatması yapacaksınız. Kadırgalarla gidiyorsunuz. Askeri topu boşalttınız ya. O sırada arkada donanma gelirse geriye ne kalıyor? İçi boş kadırgalar. Gelip hepsini yakar. Dolayısıyla sizin 5-6 gün önceden sonra ne olacağını tahmin edebilmeniz lazım. Çünkü diyelim donanma geliyor dedim mi o topu geri taşımak 2-3 gün sürüyor. Cerbe'de ne oldu? Cerbe'de bunlar Cerbe'yi aldı Hristiyanlar. Ha, bütün askerler kıyıda. Kaleyi yapalım falan oyalanırken bizimkiler şöyle haritadan göstereyim. Haritalar daha bu tarafta böyle. Bizimkiler bir anda olayı başka bir bu arkalarına rüzgarı alın Yunanistan'ın güneyinden. Yani şuradan. Şuraya bir iki günde gittiler. Arkada rüzgarda olunca. Dolayısıyla haber alamadı. Bunlar sabah bir kalktılar. Daha böyle işte millet şeyde çadırı kurmuş. Karşıda Müslüman donanması. 3-4 saate de gelecek. Ne yapabilirlerdi? Gemileri feda edip batarya kurup yaklaştırmamaya panik yapınca gemilere falan koşunca askerler. Yarısı zaten zırhla boğuldu. Bizimkiler de gelip onları bir güzel toparladılar. Savaşsız bir galibiyet. Çok basit bir şey. Şimdi orada şey anlamazsın bu kadırga ne işe yarıyor. Mesela Kıbrıs Savaşı'nda Kaya Bey diye bir adam var. Çok önemli. Sürekli şuraya ne zaman gelecek Hristiyan donanması? Bir türlü toparlanmıyor. Buraya geldiği zaman sen artık buradaki gemileri burada tutamazsın. Gemilerle gideceksin geriye ya da askeri gemiye geri koyacaksın. Kuşatma yapamazsın. Çünkü gemiyi geri gönderdin. Bu adam burada kaldı. Kışı geçirdi. Sonra bu orduları nasıl tahliye edeceksin? Buradan tekrar çıkamaz ki. Buradan bunu karşılayacaklar. Ordun burada kalır. 80 bin kişi, 50 bin kişi şeyde ölür. Bu orduyu buraya bir ablukaya alırlar. Dolayısıyla o haber almak çok önemli. İşte onu korsan yapıyor. Yani manevra şeyi olmaması için. Hocam bu şeyin korsanların hamisi her zaman devlet dediğimiz şey mi oluyor? Yok, devlet diyecek. Kim olursa o devlet gibi oluyor. Şöyle, onu hamisi illa bir diplomatik aktör olmak zorunda. Mesela Sela Limanı'nı biz yönetiyoruz. Eğer kimse şeyse kendi de bir eleman olmak zorunda. Yani kendi kendini de yönetebiliyor. Barbaros kendini yönetiyordu. Ama o zaman diplomatik olarak sonuçlarına katlandığı için o artık bir devlet oluyor. Çünkü gelip bombalıyorlar. Yani adı devlet olmasın ama sonuçta bir kurallara uymadığı zaman bombalanacak ya da başı belaya girecek olan o. Uluslararası devletlerle anlaşmalar yapacak. Çünkü para transferi falan da olduğu için o. Dolayısıyla devletleşmek zorunda. Yönetici, evet. Merkezden habersiz bir yerel olabilir. İdari otoritenin yapma imkanı var. Var. Bunu aslında ben yanlış anlatmış oldum. İstanbul'a bağlı değil bunlar. Kendi hükümetlerine bağlı. Yani İstanbul onun bir üst seviyesi gibi. Bazen de Cezayir İstanbul. Aslında korsan Cezayir'e hesap veriyor. İstanbul'a hesap veriyor, aynı zamanda Avlonya'yı kullandığı için. Aynı zamanda İstanbul limanlarını kullanmasa İstanbul'a da hesap vermeyecek. Esas oradaki devlet Cezayir'in kendisi. Cezayir devletin içinde bir devlet gibi. Osmanlı aslında bir sürü devlet gibi. Yani Kırım Tatarları da bir devlet. Kendi politikası bilmem nesi var. Bir ekümen gibi. Özellikle 16'dan sonra bir ekümen gibi düşünmek lazım Osmanlı. Her yeri yönetemese bile diyor ya gidin diyor istemiyoruz diyor. Cezayirler gene geliyor. Niye geliyor? Çünkü askeri buradan alıyor, yelken bezini buradan alıyor. Yani herkesin birleştirdiği o Akdeniz dünyasındaki Müslüman toprakların ya ayanlar bile buraya geliyor. Adam ayan değil mi? Bağımsız olmaya çalışmıyor muydu bunlar? Niye gelip İstanbul'da vezir azamcılık oynuyorlar? Bağımsız olmaya çalışıp vezir azam olmaya çalışmak da yani o otonom oluyor. Otonominin içinde gene ama Osmanlı ekümeninin içinde. Tabii bir bağlılık var. Çünkü belli yani aynı adam yani burada. Yükseldikçe daha üst düzey. Bir de biz bütün ayanları ya da bu tip şeyleri şöyle anlamamız lazım. Mesela Osmanlı adam orada mesela Kavalı Mehmet Paşa. Bunun bir kapı kezrası var burada. Ya Mısır Hidivleri bile burada kalıyordu. Hidiv ya Mısır bağımsız olmuş.
savaşla bağımsız olmuş, buralarda oturuyorlar işte. Yani o İstanbul'un bir merkez olması, bir İslam dünyasının, aslında buralardan girseler daha mantıklı. Yani o İslam dünyasının liderliği hikayesi o. Ya burada çok bariz var. Kırım Tatarı da burada şey yapıyor, burada adamı var. Yani bir merkez olmuş, bir çekim merkezi olmuş. Siyasi olarak otonom, bağımsızlaşan yerler bile geri dönüp oraya dönüyor. Cezayir de çok nettir, 1830'a kadar. Çünkü neden? Askeri buradan alacak. Çok basit. Orada olmak istemiyor ki adam. Yerel bir şey değil. Orada kurduğu sistem için buraya muhtaç. Burası olmadı mı yerelleşecek. Ve Tunus'ta Libya'da oldu. Tunus'ta Libya'da Yeniçerileri hep halktan aldılar. Orada hanedan oldu. Şeyde hiç öyle bir şey olmadı. Cezayir'de en sonuna kadar buradan Balıkesir'den Türkleri götürdüler. Şeyden Çanakkale'den Türkleri götürdüler. Turgut Reis'ten Sadri Reis adı üstüne Türkleri götürdüler, götürdüler, götürdüler. Orası hep Türk kaldı. Yabancı kaldığı için öyle bir işgal şeyi gibi kaldı orada. Merkezin götürmeleri İzin veriyor. Müdahalesi. Var tabii işte. Cezayir'i yani kovuyor ya. Şöyle şimdi mesela atıyorum Balıkesir dediğin zaman şimdi orada tahtacı var, şu var, bu var falan. Farklı dini yaşama biçimleri var. Ama bu Konya'da biraz daha farklı işte. Yani buradaki bu heterodoks algıyı biraz daha yönetmek için yani Balıkesir'in öyle olduğunu farz ederek belki de çok başka bir tipolojidir ama yani buradan almayın kardeşim, buradan alın. Ya da işte bir tekkeyi bağlar oraya. Bağ, öyle bir şey görmedim. Olabilir. Yapmayacak yani bir şey değil. Oradaki şeyi şimdi bu kelime-i şehadetler değil mi acaba? Başka bir şey deme. Gemideki hoca gibi bir ifade geçti. Evet. Öyle bir hoca var. O bir müessese Cezayir, midir? Tabii. O normal ulema. Tabii. Öyle biri var. Yani o sünni ulema. Orada bir sakatlık yok. Hani böyle tasavvuf şeyhi gibi midir diyorsun? Yok. Öyle demiyorum ama yani şimdi o Engizisyon kayıtlarından hareketle mesela anladığımız kadarıyla doğrudur. Hiçbir kitabı bilgileri yok. Ondan ama bunlar diğer şok edici. Şok edici olanlar. Yani onlar geneli mi şey yapıyor tam dersen herkes yani, öyle gemide değil. Gemide de bir hoca varsa sanki temsil etmemesi gerekiyor gibi. Yani şimdi o 200 yıl bir şey çalışmanın şeyi. O örneğin geldiği yani, zaman vardır. O şimdi 4 limanı 200 yılda çalışıyorsun ya biraz öyle. Aklıma şöyle bir örnek de geldi yani bilmiyorum daha önce şey oldu mu ama mesela yani senin çalıştığın dönemden 200-300 yıl sonra işte Şevket Süreyya Aydemir Sarıkamış da soruyor yani kimin ümmetindensiniz falan. Dininiz nedir? Yani o suyu arayan adam da anlatıyor. Aşağı yukarı benzer cevaplar. Orada duyduğundan. Ya da ama işte, şunu diyemezsin. Yani bugün 19. yüzyıl ya da 20. yüzyıl başı Osmanlısının din yaşama biçimi, dini pratikleri ya da dini algısı, bilgisi heterodoks ağırlıklıydı falan. Yani Aydemir'den hareketle çok ihtiyatlı değerlendirmeler yapmak lazım. Vardır, tabii ki vardır ama yani bunların eğitim düzeyi, işte bu Engizisyon'a düşenler belki çok daha şimdi o her geleleri tırnak. Tabii o da öyle ama bir de o geneli temsil etmek ya şu var ama pratikte şunu ama biliyorsun. Ama diğer bir ton pratikler de yani çok böyle ortodoks İstanbul'daki diyelim şeyle belki örtüşmüyordur yani. Valla şimdi o kadarını göremiyorsun. Bir, zaten burada mevzu bunlar ortodoks mu, heterodoks mu, ortodoks mu? Bu anlamda Türkiye'deki özellikle literatür öteki tarafa çok şey verdiği için bunun tersi bir argüman yapmakla yetindim ben. Yani onun skalada nerede olduğunu belirlemek çok heterodoks elementte var. Ya bir heterodoks elementte vardır o cümle. Heterodoks diyemem yani. Çünkü en kötü şimdi bizde farklı bir şey var İslam ihtidasında. Hristiyanlıkta müftedi önce eğitilir. Sonra ihtida edersin. Kateşizm vardır. Bizde önce sünnet hemen şey, ondan sonra bir hoca verip eğitiyorlar. Bu hocanın tam fonksiyonu belli mi? Orada yani, işte dua okuyor, namaz kıldırıyor. Yani imam aslında evet. O hoca diyor da imam. Bir de hoca var çünkü o katip gibi çalışıyor. İmamlık yapıyor evet. Yani bizde de mesela bu son dönemde falan kurum ne kadar geriye gidiyor bilmiyorum ama belki modern orduyla başlıyor sanırım. Gültekin Hoca da öyle bir şey okumuştu. Yani tabur imamlığı diye bir şey var. İşte bu modern toplumda adı tabii ama şeyde de var, Hristiyanlar da var, orada şey var. Ölecek günah çıkartıyor. Yapacaksın bunu çünkü adamlar ölmeye gidiyor. İşte namaz kıldıklarını ortodokslaştırıyor yani Müslümanlar. Ama heterodoks ortodoks şu demek değil ya. Yani hemen bizim aklımızda bir namaz kılmayan Bektaşi üzerinden de okumayalım yani. Şey mesela heterodoksluktan şunu söylemek istemedim yani. Bunlar dini, yani dinsiz ya da işte ibadet etmiyor falan şey değil. Belli elementler kalmış. Bu anlamda biraz folk İslam demek istedim. Belki heterodokstan şey. Yani o yüzden eklektik
Yani işte adam yani bu kelime-i şehadetin anlamını bilmeyen eski 50 yıl geriye gidelim bir sürü insan olabilir. Bunları biz okullarda öğrendik. Herhangi bir okul şeyi yok. Adamın yakalanma şartını bilmiyoruz. Hatta televizyonda biri yanlış söyledi geçen gün. Öyle bir olay oldu Habertürk'te bir programda. Öyle bir tartışma anında. İşte Allah büyüktür dedi. Allah ekber için yani. Bir an öyle bir şey yanıldı söyledi. Belki de yanılmadı bilmiyorum. Neyse bu tip şeyler olabiliyor. O heterodoksan şey yani değişik elementlerden gelen, şamanizmden gelen. Bu biraz folk İslam diyelim. Bu Anadolu'da da köyde de böyledir zaten. Yani bunun biraz konuşulması istenmiyor bugün ama. Yani çok basit Hastuk falan yazmış. Yani bizim yatırların ya da Viryonis yazmış Anadolu'daki yatırların hatta İstanbul'daki çok meşhur şeylerin bile bir kısmı yani Bizanslardan kalma. Belki ondan önce onlara da paganlardan kalma yerler ya da işte ortak tapınma alanları diye bu Lampedusa'daki gibi Balkanlardaki yerleri 1920'lerde Hastuk falan yazmış. Dolayısıyla bunlar böyle ilk defa da burada olacak şey değil. Deniz bunun daha iyi de olabileceği bir yer çünkü merkezi disiplin mekanizmaları var. Propaganda mekanizmaları var, merkezi disiplin mekanizmaları var. Bunların dışında kalan bir yer. Savaş mekanizması genel olarak öyle ama deniz daha da öyle. Dolayısıyla bu tabur imamı tartış eder hep vardır. Tabii modern şu demek, ismini koyar, kurumlaştırır, genelgesini yazar. Dolayısıyla daha net görürsün yani, tarihçi olarak. Yani süreklilik sağlar, modernite o zaten. Evet, teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar.